Dünya dönüyor ama benim etrafımda günler geçiyor, bir orada bir burada. Ele avuca sığmaz halim, zoru sever hırçın kalbim. Ama kendimle bu harbim üstüne alınma. Ben kaçtım sen kovaladın, yetmedi azarladın. Aşk kazası bu, göre göre sana çarpıldım. Bağlasan durmaz, laftan anlamaz. Zoru severmiş o halde kendi düşen ağlamaz. Bağlasan durmaz, laftan anlamaz. Zoru severmiş o halde kendi düşen ağlamaz. Beni severmiş o halde kendi düşen ağlamaz. Neden uyumadığımı da biliyorsundur o zaman. Korktun çünkü. Biraz da sen korksan keşke. Özür dilerim. Bence de dilemelisin. Tamam ya, tamam. Sinirlenme hemen. Şaka yaptım. Saatte acaba? Dur ben bakarım. Yok ben de geleyim bakayım. Dur ya, sen hani söz dinleyecektin? Ben öyle bir şey dediğimi hatırlamıyorum. Tam cengaversin ha, bir dur bari geride kal. Böyle... Ne oluyor, bir dakika ya? Ne yapıyorsunuz ya? Hakkınızda ihbar var, evi arayacağız. İhbar mı, ne ihbarı bu? Tarihi eser. Tarihi eser, bir yanlışlık vardır memur bey. Serkan, sen bu eşyaları nereden aldın? Ben de anlamadım ne olduğunu. Anlamaya çalışıyorum amirim. Aranan tarih eseri bulduk. Ne? Bu tarih eser mi? Evet. Bu evdeki her şey tarihi eser zaten. Ben sana dedim. Ben milletin eskilerini kullanmak istemiyorum dedim. Bizimle geliyorsunuz. Yo, Alize'nin gelmesine gerek yok. Onun hiçbir şeyden haberi yok. Ben gelirim. Ne? Ha, senin haberin var mıydı Serkan? Ne oluyor diyorum. Ya ikiniz de bizimle geliyorsunuz. Hadi hadi giyinin. Ver. Ne eşyalarını ver. Yürüyün. Hadi. Ya.
Ya komiserim, biz Alize ile yeni evlendik. Tamam, arada kaçar gider ama bizim kaçakçılıkla bir işimiz yok yani. Komiserim, arkadaş insan da kaçma isteği uyandırdığı için söylüyordur. Hani yeni evlendiniz siz? Arkadaş nereden çıktı? Biz yeni evliyiz ama bu gidişle boşanacağız. Alize, sus artık. Ben kayıtlara geçsin diye söylüyorum. Ah, çok konuşmayın. Binin şu otobüse. Lan sen bana sabır ver ya. Ulan Bahattin, ulan Bahattin. Yaktın beni be. Efendim kanka. Kanka bak, burada yer ayırdım sana. Oraya otur. Bahattin mi? Tabii ya. Bahattin tabii. Bende ne alakası var ya? Yenge bak, kalbimi kırıyorsun, haberin olsun ha. O yüzden mi bir tek senin elinde kelepçe var? Yahu vallahi ben bir şey yapmadım ya. Ay sus Bahattin ya. Sen de mi demir parmaklığım ya? Ben bir şey yapmadım diyorum size. Komiserim bana taktı. O yüzden elinde kelepçe var benim. Hmm. Arkadaşlar, ne olduğunu anlayan var mı? Bizi niye topladılar böyle? Ben çok korkuyorum. Ay ben de korkuyorum Deniz ya. Spotçudan getirdiğiniz vazo tarihi esermiş. Ne? Sen onu bize zorla aldırdın Bahattin ya. Ne var, ne güzel tarihi eser çıktı işte benim seçtiğim vazo. Ne var ya, mis gibi vazo, ne var ne? Haydi gidiyoruz, kapattık. Al işte, ıskaladık. Yine mi ıskaladın? Önemli değil hayatım. Sonuçta ben seni kalbinden tam 12'den vurmuş bir adamım. Gelsene sen de, stres atarsın biraz ha. Ay yok, ben heyecandan önümü görmüyorum. Hala mı ya? Alışamadın mı daha Sinan? Bu kaçıncı nişan akşamı? Öyle deme Esma. Yine son dakika bir şey olacak diye ödüm kopuyor. Merak etme, bu sefer hiçbir aksilik çıkmaz. Bak Hayri amca bile baştan sorununu çıkardı, rahatladı, çekildi kenara. Daha bu dakikadan sonra hiçbir şey olmaz, rahat olsa. Sevgilim, bak şimdi bu sayıyı nasıl alacaksam... ...yarın seni de gelip öyle alacağım. Hadi bakalım. Seyret. Hı. Teğet geçti. Evet evet, ben gördüm. Teğet geçti. Yamuk bunlar ya. Hayatım, daha çok strese giriyorsun. Bırak, ben de kalkayım artık. Bir tanem, sen neden bu kadar gerginsin? Iskaladım diye mi ha? Ay ay, saçmalama Nurettin, ne ilgisi var onunla? Yani yarın düşünüyorum, hep bir engel çıkıyor, korkuyorum. Ya bırak çıksın, aşarız. Ben tüm engelleri aşar sana gelirim. Daha önce aşıp gelmedin mi biliyorsun, yapma. İnşallah bu sefer gerek kalmaz. Sen böyle gül, her şey güzel olur bir tanem, merak etme. Bir an önce yarın olsun, başka bir şey istemiyorum. Bu defa hiçbir sorun çıkmayacak aşkım. Sen bana güven. Hoş geldiniz, buyursunlar. Cıvıma, otur. Avukatımı istiyorum. Niye? Demek ki suçlusun. Hayır ablacığım, komiserim olur mu öyle şey ya? Hani filmlerde hep derler ya, hani avukatımı istiyorum falan. Ben öyle heves ettim diye söyledim, yoksa... Kim suçlu, ne suçlusu? Ben suçlu falan dedim. Benim avukatım bile yok ki zaten. Yani... Sorulara cevap ver. Malları nereden aldınız? Spotçudan. Yani ben orada değildim. Bahattin'i görevlendirdim. Demek Bahattin. Şebekedeki görevi ne Bahattin'in? Temizlik işi daha çok. Demek delilleri karartıyor. Yahu yok amirim, ablacığım, amirim. Bizde karartma olmaz, bizde ancak... Yani olsa olsa bizde parlatma olur. Bin bir surat lakaplı kaçakçı sensin demek. Tövbe estağfurullah ya. Yahu yok, yok, benim bir tane sıfatım var. O da bu. Bakın, buyurun. O halde bunlar ne? Bir hokkalasın, bir bulaşıkçısın. Daha önce de çok değerli bir elmas kaybetmişsin. Siz acaba bunu nereden biliyorsunuz? Bunu size kim söyledi? Vallahi biz o elması ara ara mahvolduk yani.
Ama Bahattin işte yapıyor arada böyle çılgınlıklar. Nerede buluştunuz? Belli bir buluşma yeriniz var mı? Otelde. Yani biz hep otelde buluşuruz zaten. Kimin bu otel? Patronunuz kim sizin? Nurettin amca. Kim bu Nurettin? Babam. Yeni mi bu baba Nurettin? Yok komiserim. Yani kayınpederim diye demiyorum. Kendisi sektörün en eskilerindendir, en iyilerindendir. Başkaları da mı var bu otel işinde? Fransız bir ortak da buldular sanırım. Demek uluslararası. Yani artık yurt dışına açılmanın zamanı gelmişti. Kayda alın. Baba Nurettin'in kızı itiraf etti. Komiserim hep Bahattin yaptı, hep. Bahattin yüzünden olduğunu biliyorum. Hep Bahattin yüzünden. Bahattin yardım etti. Bahattin. Anlat. Yani patrona söylemeyecekseniz her şeyi anlatabilirim. Ben bugüne kadar neler kırdım. Oho, bu Kütahya'dan gelen porselenlerin şov bitti mesela. Güllü tabaklar deseniz zaten sizlere ömür. Aa, kareliler var. Onlar kırılmadı. Onlar kırılabilir. Onlardan çok var. Ne diyorsun sen? Ne tabağı? Vazo, vazo. Alın bunları içeri. Nasıl ya? Mahkemeye çıkacaklar. Nasıl mahkemeye çıkalım ya? Tabak değil de vazo diye. Ya komiserim. Bir saniye, yalnız tabak değil vazo. Ben vazo kırmadım. Ben tabak, çok tabak kırdım da vazo hiç kırmadım ki ben. Nasıl ya? Vay be. Esma var ya, şu anda resmen bulutların üzerindeyim kardeşim. Abi. Mutluyum ya. Abi. Bayağı bayağı bildiğin mutluyum. Abi. Bırak abiyi de. Bak bak bak. Duyuyor musun? Dinle. Abi kendine gel. Abi abi kendine gel. Ne var ya? Kaldır elini, baban öyle ettin. Tutuklusun. Oh. He? Ne oldu ya? Ben niye tutukluyum şimdi anlamadım. Tarihi eser kaçakçılığı ve organize suç örgütü kurmak suçunda. Ne? Seninle tanıştığımda da nezarete düştüm, aynı eve çıktığımda da. Neden acaba? Tutacağım, alın yazın. Beni bekle, tamam mı? Ben döneceğim. Bahattin ne saçmalıyorsun ya? İkimiz de içerideyiz şu an. Ben seni bekleyeceğim. Ha, bekleyeceğim. Bekleyen derdimi bilir, beklemeyen kendisi bilir. Eyvallah. Ne dedi bu? Arkadaşlar, biz çok farklı bir hayata başlamak üzereyiz. Bunun kimse farkında değil mi ya? Ne farklı hayatı ya? Birazdan gerçekler anlaşılacak. Hepimiz de buradan çıkacağız Bahattin. Siz tarihi eser kaçırmışsınız yengem. Nasıl çıkacaksınız hemen? Nasıl olacak? Ne? Ben mi kaçırdım Bahattin? Ben kaçırmadım. Ben aracıydım. Ben kaçırmadım. Bana bak. Gel bakayım sen buraya. Sen ufak ufak bizi mi satıyorsun? Bana mı öyle geliyor? Seni var ya öldürürüm lan Bahattin. Seni tekmeleye tekmeleye buradan karşıya geçiririm. Ya, ya. Hepimiz senin yüzünden buradayız lan. Yani ya memur bey, ben vergisini ödeyen namuslu bir iş adamıyım ya. Benim ne işim olur çeteyle, organizeyle? Yapmayın lütfen. Lütfen zorla çıkarmayın. Tamam çıkarmıyoruz zaten de. Memur bey bir şey söyleyebilir miyim? Şimdi benim yarın abimin düğünü var, evlenecek. Kesin bir yanlışlık olmuş olmalı yani. Mümkün değil onu. Esma'cığım benim motivasyonumu hiçbir şeye düşüremez. Bir sakin ol. Gideceğiz, bir yanlışlık var, çözülecek. Geleceğim. Bu kadar. Bilge. Nurettin abi. Esma bak kim geldi. Aa Bilge. Ay ben senin geleceğini tamamen unuttum ya. Hoş geldin. Hoş bulduk Esma. Ya Bilgeciğim biz çıkmak zorundayız. Kusurumuza bakmazsın değil mi? Ha?
Yok Nurettin abicim. Sen istediğin gibi gözaltına alınabilirsin. Ben alınmam. Sağ ol. Benim kuzenim. Çok anlayışlı çocuktur. Yurt dışında yaşıyor. Yeni geldi. Bilgeciğim sen gir içeri rahatına bak. Biz abimle bir emniyete kadar gidip geleceğiz sana. Esma'cığım saçmalama, sen gelmiyorsun. Aa ne demek gelmiyorsun? Olur mu öyle şey canım? Ben seni oralarda yalnız bırakır mıyım ben? Bilemezsin, hayatta izin verme. Olur mu öyle şey? Ben de geliyorum. Esma'cığım ben senin ayınla, uyunla, paniğinle uğraşamam. Aa gideceğim. Yanlışlık anlaşılacak. İki saat sonra da geleceğim ya, o kadar. Ha? Hadi, hadi görüşürüz. Hadi bindirme aracı. Halledeceğim ya. Abi. Götürüyorlar Bilge abimi, götür. Tamam. Ne olmuş? Ondan sen yardım et yarabbim. Bilmiyorum. Kaçakçılık dediler, bir şey dediler. Nurettin abim. Ha. Aslında size bir meramımı anlatabilsem, benim kardeşim hiç öyle bir insan değildir. Benim kardeşim bir otelde müdür. Benim kardeşim öyle tarihi eser falan hiç anlamaz. Bilmez, beceremez. Zaten lisede de sayısalcıydı çocuk. Evet, evet. Zaten o otelde işin içindeymiş. Aa, yok amirim, öyle şey olmaz. Yani Nurettin öyle bir adam değil, o öyle şey yapmaz o. Vallahi ifadeleri burada, her şeyi anlatmışlar. Ne? Yani. Zaten o Nurettin denilen şahıs da evinde kız kıvrak yakalandı. Buraya getiriliyor. Birazdan burada olur. Buraya. Aa! Arkadaşlar bir yanlışlık var. Evet ben babayım ama ben bir kişinin babasıyım. Bu ne saçma bir şey. Aa! Yazıklar olsun sana. Yazıklar olsun sana. Serkan'ımızı mahvetti. Mahvetti Serkan'ımızı. He Serkan da mı burada? He. Ay boyu boşun devrilsiz. Ondan müstakını ver sesin. Ha, yeter kesin. Yoksa hepiniz içeri alırım ha. Nurettin. Kadir vallahi Serkan'la alaka bilmiyorum. Yani benim bile bir alakam yok. Serkan'ın nasıl alakası olsun? Nasıl olacak? Sizin kızınız yine benim kardeşimin başını belaya sokmuştur. Memur Bey, bu meselede tamamen Alize Darıca suçludur. Serkan Darıca masumdur. Serap. Tabii, tabii. Serkan Darıca, Alize Darıca, Bahattin, Tuğçen, Deniz, Alp. Hepsi senin adamların olduklarını ve sana çalıştıklarını itiraf etti. Evet doğru, bana çalışıyorlar. Ben onların patronuyum. Ya bu, hani Serkan'ın alakası yoktu. Ya bir de kızını almışsın, bu pisliğin içine sokmuşlar. Otelde bana çalışıyorlar, hayra amca. İşte şimdi itiraf etti. Otel de zaten örgütün merkeziymiş. Yahu otel benim, otel. İşte itiraf etti, saldırın. Hücum. Baba. Ah baba. Bizi kurtarmaya mı geldin? Patron be. Patronum be. Ben sana ne dedim? Nurettin amca gözünü seveyim, beni buradan al, bulaşıklarıma götür. Aklımı kaybedeceğim ben burada. Ne olur bak. Oh. Özgürüz oğlum. Kurtuldunuz. Oğlum. Kader kardeşiyiz biz artık. Oh be. Aç. Tuğçe Allah kurtarsın. Oh. Yerlerinize geçin. Nasıl yani sebep? Geçin. Nasıl ya? Arkadaşlar ben orada da söyledim. Bakın ben eski itfaiyeciyim ama lütfen bakın. Baba. Babacığım iyi misin? Senin ne işin var burada? Oğlum esas sizin ne işiniz var burada? Serkan iyi misin ablacığım? Ha? Ya iyiyim ablacığım, iyiyim de babaannemi niye getirdin? Ay oğlum seni hiç burada esir bırakır mıydık biz? Eh be babaanne ya. Şimdi söyleyin bakayım hanginiz Nurettin'e çalışıyorum dedi. Kaldırsın elini göreceğim. Aklımı kaçıracağım ya. Aklımı kaçıracağım. Ama çalışıyoruz Nurettin amca. Yani hatta para ödüyorsun sen de bize staj yapıyor olmamıza rağmen. Yavrucuğum neden doğru düzgün anlatmıyorsunuz ya? Siz benim başımı mı yakacaksınız? Benim yarın nikahım var. Ya belki de senin Sinem'le evlenmemen gerekiyordur babacığım. Bu evrenin sana bir işaretidir ha. Olamaz mı? Olamaz. Ha? Kate'di mutluluğu bitti. Şimdi babasının mutluluğunu bitirme derdinde. Niye? Biz Serkan'la gayet mutluyuz değil mi Serkan? Evet öyle. Ne haliniz varsa gör.
Yalnız bir şey diyeyim mi? Sana var ya 15 yıldan falan daha fazla verecekler ha Nurettin amca. Çünkü biz zaten normal üyelikler bir şekilde yırtacağız. Ama sen ele başlığından falan bence çok daha fazla yiyeceksin. Her şey senin yüzünden Bahattin. Sen ne değişik bir tipsin ya. Otele geldiğin günden beri ben gün yüzü görmedim arkadaş. Yaz bitti, yağmur yağmadı. Geceler uzadı, uyku tutmadı. Oğlum sen ne acayip bir adamsın. Bana mı diyor? Bana ne alakası var ya? O yaptı. O yaptı. O bizi ispiyonladı. Tuğçe, pis işbirlikçi seni. Senden başka zaten kim olabilir ki? Oğlum öldürürüm ben seni bak. Yemin ediyorum bak öldürürüm ben. Yakala. Nurettin dur sakin. Sen masum değil misin kardeşim? Masumum kardeşim. Masumum. Ama 2 dakika beklersen birazdan zanlı olarak yanına gelebilirim. Oğlum sen var ya. Ben telefon hakkımı kullanmak istiyorum. Osman abiyi arayacağım ben. Osman ya buraya Osman'dan bahsediyorsun sen ya. Sen bittin. Hadi hemşerim acele et. Bak dışarıda bekleyenler var. Ama lütfen bana böyle suçluymuşum gibi davranmayın. Gerçekten bozuluyorum. Ben şimdi avukatımı arayacağım. Gelecek, her şey ortaya çıkacak. Numarayı hatırlamaya çalışıyorum. Tamam. Hay Allah. Açmıyor, duymuyor herhalde. Bir hakkım daha var mı? Kullanabilir miyim? Tamam ama acele et. Hemen. Esma'nın numarası kaçtı ya. O da açmıyor, duymuyor herhalde. Son bir hak daha kullanabilir miyim? Hemşerim, anlamıyor musun? Demek ki kimse seni kale almıyor. Zorlamanın bir manası var mı? Yok. Doğru. Yok. Baba. Ne oldu? Nurettin. Ne oldu? Ne oldu kardeşim? Avukat geliyor mu? Nurettin amca. Arkadaşlar maalesef kimse telefonumu açmadı. Tamam, panik yapmaya gerek yok, endişe etmeye gerek yok. Ben şimdi telefon hakkımı kullanıyorum ve Osman abi arıyorum. Osman abi gelip bizi kurtarıyor ve bitiyor. Osman abi kim oğlum? Çorbacı kanka, bizim köşedeki hemen. Çok güzel çorbaları var, vallahi mis. Oğlum bak benim kaybedecek bir şeyim kalmadı. Senden 40 çeşit çorba yaparım, fakire fukaraya dağıtırım. Senin var ya burada tamam, çorba alırım ben. Tamam Nurettin amca, tamam gel. Ben sakin ol, tamam mı? Tamam. Evlenemeyeceğim ben bunda, çürüyüp gideceğim. Yok Nurettin amca, ben inanıyorum. Avukatın gelecek bizi kurtaracak buradan. İnanıyorum. Zaten sabaha kalmadan da gerçek suçluları bulurlar. Biz de çıkarız babacığım, hiç üzülme sen. Evet. Oh, hadi. Hadi inşallah. Abi. Ay. Allah Allah. O saatte kim aramış ki beni? Alo. Beni aramışsınız. Kimsiniz? Ben polis hanımefendi. Emniyet burası. Üzgünüm ama kendini polis diye tanıtanlara pek inanmıyoruz artık biz. O para isterlerse geçerli hanımefendi. Sanırım nezarette kalanlardan biri kullanmıştır. Genellikle bu telefonu kullanırlar. Aa, kim ki? Vallahi dün gece nezarethane çok yoğundu. Bilemeyeceğim. Abim olabilir mi? Soner. Nurettin Soner. Evet, burada. Ay abim nezarette mi? Ne oluyor? Kim nezarette? Tamam hemen geliyorum. Abim nezarete düşmüş, biz burada uyumuşuz. Tamam. Sen kal, ben giderim. Ay ama abim... Esma bak, orada düşüp bayılacaksın. Bir de seninle uğraşmayalım. Tamam mı? Avukata haber ver, hemen gelsin.
Ya. Bana bak Bilge. Bana her dakika rapor veriyorsun, tamam mı? Esma bak, şimdiden bunaltmayın sana. Bak abimi almadan da gelmiyorsun. Verirlerse alacağım. Yani senin abim benim de kuzenim sonuçta. Hayırdır, kim nereye veriyor Nurettin'i? Hiç. Kim olacak? Berber. Berber. Nurettin müsaitte berbere mi gitti? Evet. Hay Allah. Ben de birlikte kahvaltı ederiz diye düşünmüştüm. Ben sizi tanıştırayım. Kuzenimiz Bilge. Nikahınız için geldi. Hoş geldin. Sen de Sinem olmalısın. Çok memnun oldum. Güle güle. Ben gideyim. O zaman damada bakayım. Alayım geleyim değil mi? Evet. Al gel. Hadi gel Sinemciğim. Biz de abim yokken hazır. Sen de şöyle kız kıza baş başa bir kahvaltı edelim. Mahvoldum ben. Ben bittim. Sinem'le beraber olmam gerekirken bir omuzumda Bahattin'e, bir omuzumda da Hayri amca uyutuyorum. Allah'ım ne olur bir mucize hemen çıkayım buradan lütfen. Ne oluyor? Çıkıyor muyuz? Yok, sadece siz çıkıyorsunuz. Aman canım, önemli değil. O da olur. Çocuklar ben çıkayım, sonra sizi aldıracağım, tamam mı? Öyle değil. Sorguyu alacaksınız. Sorgu mu? Ne sorgusu ya? Ha? Beni görmek istemişsiniz komiserim. Buyurun. Otur. Tabii. Bu adamı tanıyor musun? Hayır, tanımıyorum. İyi bak, baba Nurettin. Baba Nurettin değil komiserim, sadece Nurettin yani. Ben sadece Nurettin'im. Hatta birazdan nikahına yetişemeyecek olan zavallı Nurettin de diyebilirsiniz bana, lütfen. Uzatma, tanıyor musun dedim. Yani tanımıyorum. İlle de tanımam gerekiyorsa bir ara tanışırız, ne bileyim. Öyle de olmuyor tabii, değil mi? Götür. Götür mü? Götürmeseler. Ya götürmeseler beni, çok rica ediyorum. Kimseye görünmeden ben gitsem benim nikahım var diyorum ya. Ya lütfen komiserim, beni niye anlamıyorsunuz? Gerçekten bir yanlışlık var yani. Böyle saçma bir şey olabilir mi? Baba. Ne oldu? Çıkıyor muyuz? Nurettin. Baba iyi misin? Ne oldu Nurettin amca?
aşkına ya. Hepiniz serbestsiniz. Kaçakçılar bulundu. Kaçakçılarla merkeze giriş yapıldı. Polis işini görevini yapmasına engel olmayın. Siz bana bir izin verseniz ben size işmiş bırakmayacağım memur bey. Börüleceğime bak ya. Aslan börüleceğim benim ha. Bana bak, sen de sürekli bana börüleceğim deyip durma. Hemen de yüz göz olma. Serap Hanım çok özür dilerim. Eğer suçluların cezasını verdiyseniz ben nikahıma yetişebilir miyim lütfen? Selam. Sen de selam diyorsun kardeşim. Gidip yere insanın karşısına niye çıkıyorsun? Efendim? Ne efendim? İyiyim. Nereden çıktı diyorum sana. Siz beni yanlış anlıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Abi bir şey der misin? Ne abisi? Nereden çıktı? Abi sen niye tutan adamı abi diyorsun? Abla dur. Yüzünden adamı da al. Serap Hanım o benim kuzenim. Ben onun kuzeniyim. Kuzi. Kuzen mi? Niye söylemiyorsun? Sormadın ki. Aa, sormam mı lazım canım? Herkes bir tanışınca kendini tanıtacak. Serap Hanım çok özür dilerim ama benim acilen yetişmem gereken bir nikah var. Acilen de buradan kaçıyorum. Acilen evlenmesi lazım. Biliyoruz. Çekil şuradan. Gel. Bir gelin olmuşsun Sinem. Gerçekten bak saçında makyajında o kadar güzel ki nefis görünüyorsun. Teşekkür ederim de Nurettin'i soracaktım. Ya baksana beni aramadı bile. Sence de çok tuhaf değil mi? Nasıl arasın adamcağız nasıl? Bir şey mi söylediğini anlamadım. Simit. O kadar güzel ki taptaze çıtır çıtır. Bak vereyim mi lokma ister misin? Al. Hı? Esma siz benden bir şey mi saklıyorsunuz? Yok. Nurettin nerede? Ay susamsız bir cevap verirsen. Yolda o. Biraz önce konuştum. 5 dakikaya gelir. Emin misin bak? Eminim. Çok eminim. Allah Allah Sinancığım sen aile misin yani? Nikah gerginliği var herhalde üstünde. Sen sakin ol tamam her şey yolunda. Bir şeye ihtiyacınız varsa ben dışarıdayım. Çıkayım dışarıdaki hazırlıklara bakın ha. Görüşürüz. Ay, bu iş dönüp bulaşıp sonunda benim başıma patlayacak ama dur bakın. Hadi Bilgeciğim bas. Bas Bilgeciğim hadi. Efendim Esma. Yoldayız kardeşim, yoldayız. Geliyoruz. Abi, bak ben Sinem'i daha fazla idare edemiyorum. Benden bir şey mi saklıyorsunuz diye sormaya başladı bile. Nikah memuru da aşağıda seni soruyor. Ben bitmiş durumdayım, bittim ben. Bittim, ne yapacağım bilmiyorum. Esma'cığım hadi kardeşim, hadi idare ediver. Bak benim bundan sonraki mutluluğum, kaderim, her şey senin ellerinde. Hadi güzel kardeşim, hadi. Bas, bas, bas. Hadi Bilge, bas. Ne oluyor ya? Bu durup dururken niye yavaşladı şimdi? Hadi kardeşim hadi! Tarlada domates mi topluyorsun? Acelemiz var ya böyle sallana sallana gidiyorlar ya. Hadi sene kardeşim. Siz bana bırakın. Hadi. Hadi. Daha hızlı Bilge, daha hızlı. Nurettin abi bundanız yok. Siz sıkı tutunun tek parçaydı. Tamam. Bizden akıllısı bizi bulmaz zaten. Sen daha Bilge abimi tanımıyorsun. Thank you.
geliyor. Korkun. Tamam tamam, sakin ol. Yoldalar, gelmek üzereler, onu düşün. Hı. Yoldalar gelmek üzere. Esma. Canım. Sadece Nurettin değil, Alize'ler de ortada yok. Bak son defa soruyorum. Benden sakladığınız bir şey mi var? Onu bize sormayacaksın canım. Onu görümcene soracaksın. Görümceler her şeyin en iyisini bilir. Hayır, görümceyim, oradan biliyorum. Esma, ne oluyor? Sinem Hanım, sizin makyajınız mı akmış? Aa, öyle mi? Öyle. İsterseniz gelin biz içeride bir temizleyelim onu. Nereden çıktı ayol makyajı? Esma Hanım, buyurun. Yetişmem gereken bir nikah daha var. En fazla 5 dakika bekleyebilirim. Sonra gitmem lazım. 5 dakika mı? Evet, maalesef. Ay, ama 5 dakika olmaz. 5 dakika çok az. 5 dakika daha... Simit yok mu? Simit yok mu simit? Kader bana ağlarını mı örüyor şu anda ya, ha? Yandı. Yürü Bilge, yürü, yandı. Bas, bas Bilgeciğim. Ne oldu? Ne oluyor? Çalışmıyor. Ne demek çalışmadı ya? Bir aç kapa yap, kontağı aç kapa yap. Oh. Ha? Tamam. Ah! Kırmızı yandı. Bu yaşandı mı ya? Ha? Şu yaşandı mı şu anda? Ben bunu yaşadım mı ya şu anda? Ha? Yaşıyorum değil mi? Ha? Yok babacığım, sakin ol sen lütfen. Zaten bak çok az bir yolumuz kaldı. Sakin ol. Evet evet Nurettin amca, sakin ol. Yetişeceğiz, merak etme sen. Sakinim, sakinim. Evet. Baba. Nurettin amca. Nereye gidiyor ya adam? Buradan olmaz. Buradan daha kestirme. Buradan daha kestirme. Bekle beni aşkım. Bekle Sinem'im, geliyorum. Oh. Bekle aşkım, geliyorum. Koş Nurettin, koş. Bugün evlenmen lazım Nurettin. Abi ya, neredesin, neredesin? Esma Hanım. Efendim? Ben gidiyorum, üzgünüm, kusura bakmayın. Daha fazla bekleyemeyeceğim. Ama şey... Esma. Bak bana doğruyu söyle. Ben en mutlu günümde, yani nikah günümde terk edildim değil mi? Gelmeyecek Nurettin. Hayır Sinemciğim, olur mu öyle bir şey? Sen abimin bu dünyada en değer verdiği insansın. Hiç boşuna nefesini yorma, ben anlayacağım, anladım. Sinem nereye gitti? Sinem! Ay! Memur Bey! Evet! Anlatacağım sevgilim. Anlatacağım şu. Nikahı halledelim, anlatacağım. Memur Bey, sorun sorunuzu hemen cevap veriyorum. Peki. Evet. Siz Nurettin Soner Bey, Sinem Devran Hanımefendi ile evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Kabul ediyorum, kabul ediyorum. Siz Sinem Devran Hanımefendi, Nurettin Soner Bey ile evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet. Şahitler kim? Biziz. Şahitle gider misiniz? Evet. Gideriz. Buyurun, imzalar atarız. Hemen imza, hemen imza atmak istiyorum, hemen. Gel. Hemen imzalamak istiyorum. Hayırlı ol. Başımı göreyim sen at, hayırlısı olsun. Atıyorum. Şahitler de imzalasın. Şahitler de imzalasın. Buyurun. At Kadir, at. Ben de sizi karı böceği ilan ediyorum. Tebrikler, mutluluklar dilerim.
ihtiyam beni terk ettin sandım. Ben seni ancak ölünce terk ederim aşkım, ölünce. Karım. Gel ya kızım, ayağına basmayı unuttun, ayağına bas. Çok mu acıdı? Oha, acımadı. Karım. Hatırla ey peri, o mesut geceyi, çamların altında verdin bu seyi. Hatırla ey peri, o mesut geceyi, çamların altında verdin bu seyi. Mecnun etti, sen ne olasın? Aşkımı inkar edersen Allah'tan bulasın. Beni mecnun etti, sen ne olasın? Aşkımı inkar edersen Allah'tan bulasın. Alize. Serkan. Çok güzelsin biliyorsun değil mi? Ya ne demezsin yani, 40 yıl düşünsen babamın düğününe pijama ile geleceğim aklıma gelmezdi. Ben de senin bu kadar güzel görüneceğini tahmin etmezdim. Sen öğrettin aşkı sevdayı, ne çabuk unuttun beni sen her cayı. Bana sen öğrettin aşkı sevdayı, ne çabuk unuttun beni sen her cayı. Mecnun ettin, sen de olasın. Aşkımı inkar edersen Allah'tan bulasın. Beni mecnun ettin, sen de olasın. Aşkımı inkar edersen Allah'tan bulasın. Ne yapıyorsun Bahattin? Zurna çalıyorum. Suç mu? Ha eğer suçsa ben suçumu kabul ediyorum. Evet suçluyum. Bahattin senin tam şu an hiç bırakılmamak üzere gözaltına alınman lazım. Ne yapıyorsun ya? Siz var ya sanatın da sanatçının da düşmanısınız. Yazıklar olsun size be. Heh. Olsun. Başka bir yerde çal şunu ya. Thank you.
Vallahi Sinemciğim işte anlattığım gibi. Bütün hepsi bu. Ama içeride şartlar çok zor. Hasretlik zor. Kendimi okumaya vereyim dedim ama bu gerizekalı Bahattin yüzünden fırsat bulamadım. Orada da beni sinir etti. Yani sevgilim bak şuraya gelebilmek için öldüm, öldüm, dirildim ama geldim. Ben zaten anlamıştım bir tuhaflık olduğunu. Yani hem ortada yoksun hem aramıyorsun. Ya düşünsene hayır amcalar bile gelmemiş. Esma karşımda sürekli simit yiyip duruyor. Ama itiraf edeyim bu kadarını ben bile tahmin edemezdim. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Dedim buraya kadarmış Nurettin. Her şey bitti. İçeriden bir çıkacağım 20 yıl sonra. Sen evlenmişsin. Kızım çoluğa çocuğa karışmış. Benim ismimi unutmuşlar. Adımı anan yok. Bak, bak. Ben seni 20 yıl bile olsa beklerdim. Ya ben sana ölürüm be. Benim canım. İyi ki evlendim seninle. İyi ki benim karımsın. Çok güzelsin, çok. Nurettin amca, bakıyorum stresler atılmış. Vallahi oğlum ben bu stresi yemin ediyorum 10 yılda zor atarım. Bak tanıştırayım, eşim. Böyle bir şey kimin aklına gelirdi ki zaten? E çünkü bana danışmadan iş yapıyorsunuz güzel kızım. Oğlum, sen niye gidip spotçudan eşya alıyorsun ya? Niye bana söylemiyorsun? Burada aslan gibi kayınbabam var. Neden haber verecektim ki? Kendi evimizi kuruyoruz sonuçta. Ya koskoca Nurettin Soner'in damadının spotçuda ne işi var? Yapma. Biz daha ölmedik bak ayaktayız. Kusura bakma Nurettin amca ama biz kendi hayatımızı kendi şartlarımıza göre kurmak istedik. Ve yanıldığınızı da gördünüz değil mi? Hadi neyse geçmiş bitmiş olsun. Uzatmayacağım. Şimdi hiç itiraz istemiyorum. Yarın bizim mobilyacıya gidiyoruz. Hem bizim hem de sizin evdeki bütün eşyaları sil baştan yeniliyoruz. Sil baştan derken babacığım? Sil baştan derken güzel kızım işte eskilerini atıyoruz, yenilerini alıyoruz. Biz eşyalarımızdan da evimizden de memnunuz. Vallahi ben memnun değilim oğlum. Ben kızımın ikinci el eşyalarla evlenmesini istemiyorum. Biz kendi hayatımızda yeni bir sayfa açtık. Kendi yağımızda kavrulduğumuz, yalansız, plansız, oyunsuz bir hayatımız olsun istiyoruz. Sizden de, bizimkilerden de bağımsız olacak yeni hayatımız. Ben iki yetişkin olarak verdiğiniz bu karardan dolayı ikiniz de tebrik etmek istiyorum. Sadece ev konusunda da değil, iş konusunda da bağımsız olacağız. Ne demek o ya, anlamadım. Vallahi bana da sürpriz oldu. Zaten otele gelişim, benim müdür oluşum, bunların hepsi bizim planımızdı, oyunumuzdu. Hak ederek geldiğim bir pozisyon değildi yani. Oğlum siz neden böylesiniz çocuğum? Niye bir bomba patlatmak için bir düğün seçiyorsunuz ya? Ha? Aile kurumuna düşman mısınız siz? Vallahi soğuk terler döküyorum şu anda. Ay yok yok. Of. Acaba diyorum... şu anda neresine vursam, nasıl dövsem diye mi düşünüyorsun? Yalnız hakkın var, çok iyi dayak yedin. Dayak yemeden önce kim olduğunu söyleseydin böyle bir şey olmayacaktı. Ya ne yapayım, şiddete maruz kalırken kimliğimi göstermek aklıma gelmedi. Üzgünüm. Ah kıyamam, o kadar çok mu acıyor? Bence şimdi tam sırası. Neyi? Hani benden özür dilemek istiyorsun ama dileyemiyorsun ya. Bence şimdi tam sırası. Benden özür ve af dileyebilirsin. Rüyanda görürsün sen onu. Yarın İtalya'ya döneceğim. Bunlar son saatlerim. Bence iyi değerlendir. Densiz. Çok kızdın mı bana ha? Ha güzel evladım. Serkan'la yine arkanızdan oyun çevirdim diye benim düğünümü terk edecek misin? Allah aşkına etme. Hatta sen hiçbir düğünü terk etme. Bırak bu alışkanlığını artık ha. Tamam terk etmeyeceğim baba merak etme. Sinirlenmeyecek misin? Yok.
Şimdi sinirlenmiyor gibi yapıp sonradan plan da mı yapmayacaksın? Ya plan da yok, yalan da yok, oyun da yok. Ama ne olur benim arkamdan oyun oynamayın, olur mu? Olur, olur. Asla. Söz, söz, vallahi söz. Yemin ediyorum bir an kıyamet kopacak diye çok korktum ya. Ah. Peki oğlum siz nasıl geçineceksiniz, nasıl geçinmeyi düşünüyorsunuz? Sen şimdi işi bıraktım diyorsun, benden destek de istemiyorsun. Herhalde bir planın vardır değil mi? Planım çalışmak. Bir iş bulunca çalışacağım. Oğlum sen hemen iş bulabileceğini düşünüyor musun? O zamana kadar bir şekilde idare edeceğiz. Evladım idare edeceğiz derken... Ya Serkan... Ben kızımı bolluk içinde büyüttüm. Hani böyle bir hayata alışkın değil. Böyle kararlar alırken bence bunu da düşün lütfen. Biz kendi hayatımızı birlikte kuracağız. İyisiyle, kötüsüyle, varıyla, yoğuyla bizim hayatımız olacak. Hem biz zaten Alize ile bir yolunu buluruz. Değil mi Alize? Evet, evet öyle. Biz kimsenin karışmasını istemiyoruz. İyi, peki madem. Öyle olsun. Dünya güzelim, gel. Gel benim güzel eşim, gel. Gel. Buyurun. Teşekkür ederim. Dur. Ne oldu Nurettin? Dur, çok önemli bir şey unuttum. Bu eşikten ancak benim kucağımda geçebilirsin. Ay Nurettin, hiç gerek yok gerçek. Ne demek gerek yok, olur mu öyle şey? Lütfen. Gel buraya. Haydi bire be Nurettin. Haydi bire be. O ses ne? Benim... Belim yana kaydı, tam olarak yana kaydı. İyi misin? Hayır değilim. Yardım edin Esmer. Yaz ben size bir şey diyeyim mi? Nurettin'le Sinem inanılmaz yakıştılar birbirlerine. Hani canım, ne yakışması ya? Göz var, izan var. Bir kere denk değiller. İyi ki vermedim ben o kızı, Nuri olanı. Oh, iyi oldu, iyi oldu. Aa, verdin ya. Bugün evlendiler. Evet. Kezi var. Yanlış hatırlıyorsun sen. Bir kere Nuri olan evlendi, başka bir kadın. Dalyan kız değil o. Ya paralığı söyleyebildi mi? Söyleyemedi ki. O yüzden vermedim. O zaman ben yanlış hatırlıyorum. Yanlış hatırlıyorum, yanlış hatırlıyorum. Aa, abi bana bak. Bu Pınar'a bulaşıcı olmasın. Hayır ben öyle bilmiyorum ama. Tövbe tövbe. Sen ne diyorsun ya? Ağzından çıkan lafları dikesene ya. Mucize. Aman boş verin ya, boş verin. Delinin önünde bayrakla gideni o. Hadi kalk Keziba, kalk odamıza gidelim. Ben Türk Sanat Medya'yı dinleyeceğim TRT'de. TRT Name var, çok güzel parçalar var. Hadi iyi geceler. Hadi canım, iyi geceler babacığım. İyi geceler anneciğim. İyi geceler oğlum. Hah, hadi Allah rahat tutarsın anneciğim. Hadi. Siz babamı son zamanlarda doktora moktora falan götürdünüz mü? Hangi zamanlar hala? Senin Almanya'da euroları ezip ananı babanı unuttuğun zamanlar mı? Ha evet. Götürdük. E tamam hadi nerede rapor mapor bir şey yok mu? Allah aşkına ne raporu ya? Hep sen niye birdenbire bunları sormaya başladın hala? Durup dururken hayırlı evlat olmaya mı karar verdin? Aa! Yeter be! Laflara bak! Laflara bak! Terbiyesiz! Ayol sorsak kabahat, sormasak kabahat. Bir dengesiz yüzünden benim de dengem kaçtı abi. Tövbe estağfurullah, tövbe yarabbim. Tamam kız, tamam bırak. Bırak sen bakma halana. Patavatsız patavatsız konuşuyor. Sanki çok umurundaydı babamın doktoru raporu. Ya baba Allah aşkına ben halamı tanımaz mıyım? O hesapsız kitapsız iş yapmaz. Hem bayram değil, seyran değil. Halan ne diye buraya geldi? Bak görürsünüz bu işin de içinde bir iş var. Kokusu çıkar yakında. Hadi abi. Getir getir. Yavaş. Bir tane daha var. Ay. Yavaş. Son. Son. Gel. Hah. Gel şöyle arkasına yastık koyalım. Hah. Gel. Gel Nurettin abi gel. Gel abi. Gel abi gel, hadi. Gel gel gel. Gel canım. Hah. Getir ayaklarını. Hah. Koyalım şöyle. Oh. Hoppa. Ah canım çok yanıyor mu? Çok canım yanıyor. E niye o zaman böyle gülüyorsun Nurettin?
kas gevşeticiden Sinemciğim. Bizim ailecek kas gevşeticilerine karşı bir hassasiyetimiz var. Aman hemen de her şeyi bil. Hiçbir şeyi kaçırma, her şeyi de anla. Çok bilmiş Esma. Efendim abi? Duydun kardeşim işte. Çok bilmiş Esma. Çok bilmiş Esma. Nurettin sen iyi misin canım? İyiyim karıcığım, sen nasılsın? Ben iyiyim. Ay sen sanmıyorum. Bu kiloyla iyi olabileceğini hiç düşünmüyorum. Aa, ben kilolu muyum? Şimdilik değilsin ama sanki biraz almaya başlamışsın gibi. Yoksa ben seni tek hamlede kaldırırdım. Abicim, aa, ne saçmalıyorsun? Ya hep siz mi saçmalayacaksınız? Bırakın biraz da ben saçmalayayım. Esma. Abi. Düşmüş. Ne düşmüş? Çenen. Çenen düşmüş. O bile sana dayanamayıp düşmüş. Ne gülüyorsun acaba Bilge? Çok mu komik? Bence komik değil mi? Bence değil. Kardeşim sen ona bakma, sen ona bakma. O bizim sülalenin prens kontenjanından böyle şımartıda şımartıda büyütüldü işte. Abi de bu yakışıklı ya. Bu çok ekmeğini yedi ha. Aşk olsun be Nurettin abi, beni ne şımarıktığını gördün ya. Ya hadi. Ben o davada bugün boğacaktım. Boğmak istedim. Ama Allah bana bir sabır verdi, boğmadım. Hele benim kızıma gül bahçeleri almasın. Bak ben ona neler yapacağım. Bitireceğim onu. Hepinizi bitireceğim. Bence abim artık odasına çıkaralım. Daha fazla saçmalamasın. Ne dersiniz? Bilgi tuttun mu? Bitti mi her şey? Hadi bakalım. Gel bakalım. Tutuyorsun değil mi Bilgi? Evet. Benim karım var ha. Evet var. Gel. Benim karım var. Evet. Hadi Nurettin. Gel canım. Hadi. Gel evlendim oğlum ben, evlendim. Gel Allah bağışlasın. Çok güzel karım var benim. Şu. Evet abi. Türkiye güzeli. Gel. Karımı seviyorum. Gel. Bana kilo mu almaya başladın dedi? Ebu Rafyamuk. Ne oldu? Raf yamulmuş ya. Niye yamuk bu? O zaman tabakları koymayalım oraya. Başka bir yer koyalım. Evet evet. Neyse yarın ben bunu tamir ederim ya. Nasıl yamulmuş? Tamam hadi ne söyleyeceksen söyle. Söyle. Tamam. Hı? Ya babam size eşya alalım dediğinde neden hemen reddettin? İhtiyacımız yok çünkü. Eğer ihtiyacımız olursa gideriz, bakarız, bütçemiz yettiği kadarını alırız. Ya tamam da her yeni evli çift ailesinden destek alıyor. Ama biz herkes değiliz. Biz Alize ve Serkan'ız. Bizim hikayemiz ayrı başladı. Öyle de devam edecek. Bak. Bu eve girdikten sonra bu dört duvar arasındaki her şey bize ait. İyisiyle kötüsüyle bizim olacak. Bu evi biz geçindiririz. Kimse değil. E nasıl olacak peki? Olacak. Bir şekilde olacak. Gerekirse ben iki tane işte çalışacağım ama olacak. Olmak zorunda. Bu bizim ilerideki mutluluğumuz için şart. Anladın mı? Ya anladım. Hadi eşyaları geçtim. Kervan yolda düzülür dedik. Ama işten ayrılmasaydık bari ya da ayrılıyorsak bari alıştıra alıştıra yapsaydık. Olmaz. İşten ayrılmasaydım göbek bağım kesilmiş olmazdı. Ayrılmam gerekiyordu. Hem dediğim gibi ben o işi hak ederek gelmemiştim. Sana çektirmek için müdür olmuştum. Vay yani baktın kocamken daha çok çektiriyorsun vazgeçtin değil mi? Ya şaka bir yana. Beraber el ele omuz omuza kimseden yardım almadan bu eve geçindirmeye var mısın? Varım.
hesap ya? Açlıktan ölmeyeceğiz ya sonuçta. Hadi bırak. Gel hadi gel. Bak şu sofranın güzelliğine bir bak ya. Gel. Geç. Tamam. Alize bu ne? Kahvaltı. Ordu mu doyacak bu kadar kahvaltıyla? Yani ben biraz çeşit olsun istedim. Hadi çeşit olarak balı anlarım da üç çeşit bal nedir Alize? Ya biri çam balı, diğeri çiçek balı, diğeri de lavanta balı. Lavanta balı? Hmm. Lavantanın balı mı varmış? Var tabii. Ya bak kokusu çok güzel. Alize sen bunları nasıl aldın? Almadım canım yani. Söyledim geldi. Yorulmadım yani. Nasıl ödedin onu soruyorum Alizeciğim. Kredi kartıyla. Babanın kredi kartıyla mı? Ya biz şöyle ağız tadıyla güzel bir kahvaltı yapamayacak mıyız? Yapamayacağız Alize. Yaparsak çünkü batarız. Bak kahvaltıyı güzelleştiren bunca çeşit değil. Kahvaltıyı güzelleştiren bizim beraber yapıyor oluşumuz olmalı. Ya tamam da şimdi... Hani bizim bunlara paramız yetmiyorsa benim tırnak, spa bakımım, kuaför ve giysi masraflarım ne olacak? Olmayacak Alizeciğim. Sen de diğer insanlar gibi bir giydiğini birkaç defa giymeyi öğrensin, iyi edersin. Nasıl ya? Yani bunlar benim ihtiyaçlarım. Bunlarsız da hayat devam ediyor Alizeciğim. Ha, bu sana zor geldiyse, kaldıramam diyorsan, beni bu dar günümde bırakacaksan sen bilirsin. Ya tamam, tırnaklarımı kendim keserim. İyi, başlangıç olarak güzel. Herhalde üç çeşit bal olmadan da kahvaltı yapabiliriz diye düşünüyorum. Elveda lavanta balı. Sen hiç merak etme. Ben sana lavantalı araba kokusu alırım, mutfağa asarım. Doya doya koklarsın orada, tamam mı? Hmm, çok komiksin. Lavanta babıymış. Günaydın, günaydın. Ah benim, ah güzel karıma bak. Bak, bak, bak misler gibi. Günaydın aşkım. Günaydın. Günaydın benim güzel kardeşim. Oh. Bilgi uyuyor mu hala? Uyanmadı mı ha? Yok. Sabah koşuya gitmiş. Ya bu sabah koşmak nedir ya? Bu neyin zorlaması? Bu neyin hırsı artık ya? Ne... Oho! Sucuklu yumurta. Hastasıyım. Aşkım, sucuklu yumurta alsana sen de. Çok güzele benziyor. Ay yok, ben almayayım hayatım. Malum şişkoyum ya zaten. Bu kiloyla iyi olabileceğini hiç düşünmüyorum. Aa, ben kilolu muyum? Şimdilik değilsin ama... Sanki biraz almaya başlamışsın gibi. Yoksa ben seni tek hamlede kaldırırdım. Aa, ne saçma bir laf abi. Ne biçim yakıştırma? Gayet de fitsin vallahi. Değil mi Esma? Vallahi normal şartlarda buna söyleyecek birkaç cümlem olurdu. Ama çenem çok düşük olduğundan... rahatsızlık vermemek adına yorum yapmamayı tercih ediyorum. Esma. Abi. Düşmüş. Ne düşmüş? Çenen. Çenen düşmüş. O bile sana dayanamayıp düşmüş. Oh. Dün geceden bahsediyorsunuz değil mi? Ha? Esma'cığım. Bak ben diyorum ki bence ben buraya hiç taşınmayayım. Kendi evimde kalayım. Zaten malum şişkoyum ya. Çok yer kaplarım burada falan. O kadar haklısın ki Sinem. Hatta şöyle yapalım. Ben de senin evine taşınayım. Çünkü ben çok konuşuyorum ya, çenem düşük ya. Burada şimdi abimin kafasını şişirmeyeyim. En güzeli biz öyle yapalım. Kızlar lütfen bakın çok özür dilerim. Gerçekten ben dün gece ne söylediğimi hatırlamıyorum bile. Hiç kendimde bile değilim. Evet saçmalamışım. Özür dilerim. Çok üzgünüm. Hadi kapatalım bu konuyu tamam mı? Heh. Yani demek ki bilinçaltında benimle ilgili böyle düşünceler var Nurettin. Baksana sen bile farkında değilmişsin. Sevgilim, benim bilincimin altında da üstünde de sana olan aşkım var. Tamam mı? O kadar. Ama Sinemciğim, insanlar bu gibi durumlarda gerçeği söylerler. Heh, işte.
işte konuştu anestezi uzmanımız. Bak bak bak. Allah'ım yarabbim, hadi kapatın şu konuyu. Bir şey söyleyeceğim hayatım. Sen bugün şimdi Alize'yi de al. O bahsettiğimiz mobilyacıya git. Bizim odamızı tamamen bir yenile. Onların da bak evlerine ne ihtiyaçları varsa hepsini hallet hayatım. Alize iyi bir fikir değil. Serkan dün çok netti. Ben de çok netim. Kızımın zorluk çekmesini istemiyorum. Ben bu kadar parayı boşuna mı kazandım? Yapmayın. Bilge. Günaydın. Günaydın herkese. Günaydın. Günaydın. Gel oğlum, sucuklu yumurta var, da al hemen. Yok Nurettin abi, sağ ol. Ben pek böyle şeyler yemiyorum. Aa, niye? Zevksiz misin? Ben kendime yiyecek bir şeyler hazırlayayım. Size afiyet olsun. Ya, hadi hadi. Vallahi bravo. Sabah sabah ne enerjik çocuk. Ben de enerjiyim. Ben de enerjiyim. Özellikle de sucuk kapma konusunda. Aa, yeter ama abi. Senin yaşında biri için yeter kadar yedin zaten. Yeter, tamam. Taktın sen de, yaşa. Uzat şunu. Hayır, uzatmayacağım. Ya ver şunu. Abi. Ah, iyi misin? Abi. Belim. Belim, belim. Yok yok, biz bu işlerle belimizi doğrultamayız. Hiç mi iş yok? Ya var da çok az. Mesela bir spor salonuna hoca arıyorlarmış. Bak gördün mü? Şimdi daha da azaldı iş bulma ihtimali. Yok hemen öyle deme. Bir tutulursam çok güzel para kazanırım. Lavanta balı eksik kalsın Serkan. Gece kulübünde güvenlik kişi varmış. Allah sahibine başlasın, biz almayalım. Ama ben bu şartlar altında iş bulamam. O zaman sen de daha iyi ara canım. Ha? Ailenin huzurunu düşünerek ara. Başvurdum bakalım, illaki bir yerden ses çıkar. Sağ ol. Sonra kendi bulaşıklarını kendin yıkayacaksın. Malize... Aması maması yok ya. Bu evde bulaşık makinesi var mı? Yok. Bak bulaşık yıkamaksan ellerim mahvoldu ya. Söz, işe başlar başlamaz taksitle bir tane alacağım. Söz. Söz. Ya Serkan. Ha. Ya sen neden tamirhane açmıyorsun? Dükkan açmak çok para. Bizim öyle bir sermayemiz yok. Ama babamın var. Alize. Ya ne? Ya tamam, önce borç alırız. Sonra da birlikte çalışır öderiz. Alize uzatma. Tamam. Bu arada akşama babamla bir yemeğe çağıracağım, haberin olsun. İyi olur. Bizimkiler de gelir, böyle hep beraber bir yemek yemiş oluruz. Ya Serkan. Bu bulaşıkları Bahattin kaça yıkar acaba, biliyor musun? Güzel kızım. Şimdi ben Sinem'le konuştum. Bu mobilyacı vardı ya. Bugün ona bir gidiverim be, ha? Yok babacığım ya. Serkan da dedi ya, bizim hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Ya babacığım bak, benim içim rahat etmiyor. Hadi inat etme. Olmaz babacığım. Yani sonra Serkan çok kırılır. Hem ben de tam sizi arayacaktım. Gelin hep birlikte akşam yemek yiyelim diye. İyi tamam, geliriz geliriz ama Bilge abin yetişemez, söyleyeyim. Babacığım bir şey mi oldu? Ah. Ha, bir şey mi oldu? Yok babacığım, bir şey olmadı. Sonra konuşuruz. Bak benden bir şey saklamıyorsun değil mi? Yok babacığım, ne saklayacağım ya? Akşam misafirlerim var ya. Kapatıyorum ben şimdi, sonra konuşuruz. Oh. Ah. Benim hastaneye gitmem lazım. Sinem! Sinem! Neyse, ben hazırlanıp çıkıyorum. Babamı uğrayacağım. Bu da mutfak masrafımız. Artık idare edeceğiz. Şimdilik böyle. Hadi görüşürüz. Oo, bu
kemeri sıkacağız diyorduk. Ay ben de öyle deyince bir şey sandım yani. Neyse. Hadi bakalım. Çaylar geldi. Ay sağ ol kızım. Rica ederim. Afiyet olsun. Babacığım. Ay hava çok güzel. Benim de canım çok sıkıldı. İstanbul'u da çok özledim. Azıcık seni birazcık sokağa çıkalım mı? Bulmaca bitmeden olmaz. Ay hadi Hayri Bey. Ben de gelirim. Bak kız o kadar heves etmiş. Yok sen gelme. Aa niye? İşte evet niye? Canım sen söylesene niye işte şeyden dolayı. Senin şeyin var ya. Ha senin öyle uykun var ya anne. Senet mi imzaladım? Gelince uyurum. Ha öyle diyorsun. Evet. Anneciğim yani İsa da şimdi. Ay sıcacık yatağını bırakıp. Ay nasıl gezmeye gelir ya? Ay ben hep evde mi oturacağım? Ay mucize isterken ağzını kapa kızım. Beni de esneteceksin bak. Yok 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 kapatamam anne kapatamam. Çok sağlıksız. Oh. Baba. Daha sonra daha sonra. Bak. Battala ayıp olur. Battala mı? Evet. Battal seni bekliyor ya. Battal ölmemiş miydi ya? Yok. Ölmedi tabii. Bunlar hep seni kandırdılar. Sen bana güven. Hadi gel ben seni Battal'a götüreyim. Öyle mi yaptı bunlar ya? Evet. Güvensizlere bak. Hı. Gidelim mi baba? Dur domuz kabart. Domuz kabart. Yürü. Battal'a bak. Battal'ı yaşıyorsun. İşi de başarırsın. Hadi bakalım Serkan. Seni işe almazlarsa hata yapacaklarını kanıtla onlar. Sen çok yoruldun sabahtan beri uğraşıyorsun. Ver bana bundan sonrasını ben hallederim. Benim kızım iş sahibi olmak için çalışıp didinecek. Ben evde mi oturacağım? Hayatta olmaz. Buyurun. Teşekkür ederim. Şurası hemen. Ne yapıyor orada? Mutlaka bekliyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Buyurun. Bir şey dağıtıyor. Merhaba. Alır mısınız? Esma. Canım. Ne yapıyorsun? Ne dağıtıyorsun öyle? Ay bunları dağıtıyorum. Serapcığım. Türkan Hanım bakın. Çok güzel değil mi? Çok güzel.
Evet. Esmalı pastalar. Hı hı. Ben. Ne oldu buna şimdi? Esma'cığım, bence sen bunları dağıt. Tatlı, seraplı lezzetler. Yok artık. Hayır, olur mu öyle şey? Aa, niye olmuyormuş? Hayatım, bunlar varken yani. Esma, benimkiler olacak. Hayır hayatım, tabii ki benimkiler olacak. Baksana şunların güzelliğini. Ya nesine bakayım? Esma'lı, Esma. Esma'lı ne demek? Bir kere bir şey çağrıştırmıyor ki bana. Esma'yım ben. Benim pastane yani. Tamam, onu... pastaları da ben yapıyorum. Benim de adım Serap ya, hatırlatırım. Tamam. Seraplı olacak. Tamam ama bu daha güzel. Hayır, bu daha güzel. Bakar mısın? Buraya çıkarız değil mi abla? Evet, evet. Aynen, yukarı. Anlaşılan ikinizinki de olmayacak. Yani güzel de olmuş aslında. Evet. Annem. Ya. Gel kızım. Ama benim etrafımda günler geçiyor. Bir orada bir burada. Ele avuca sığmaz halim. Zoru sever hırçın kalbim. Ama kendimle bu harbim üstüne alınma. Ben kaçtım sen kovaladın. Yetmedi azarladın. Aşk kazası bu, göre göre sana çarpıldım. Bağlasan durmaz, laftan anlamaz. Zoru severmiş o halde, kendi düşen ağlamaz. Bağlasan durmaz, laftan anlamaz. Zoru severmiş o halde, kendi düşen ağlamaz. Beni severmiş o halde, kendi düşen ağlamaz. Benim etrafımda günler geçiyor. Bir orada bir burada. Ele avuca sığmaz halim. Zoru sever hırçın kalbim. Ama kendimle bu harbim üstüne alınma. Ben kaçtım sen kovaladın. Yetmedi azarladın. Aşk kazası bu, göre göre sana çarpıldım. Bağlasan durmaz, laftan anlamaz. Zoru severmiş o halde, kendi düşen ağlamaz. Bağlasan durmaz, laftan anlamaz. Zoru severmiş o halde, kendi düşen ağlamaz. Bağlasan durmaz, laftan anlamaz. Zoru severmiş o halde, kendi düşen ağlamaz. Bağlasan durmaz, laftan anlamaz. Zoru severmiş o halde, kendi düşen ağlamaz. Beni severmiş o halde, kendi düşen ağlamaz. Baba, bana bak. Orada konuşmak yok, tamam mı? Öyle hain main falan demek de yok. Bir kağıdı bana verdiğini söyleyeceğim. Tamam değil. Yine ne oldu? Ben kimlik numaramı da vereceğim. O kadar ezber yaptın, kimse sormuyor. Ayol tamam, ver ver. Battal da orada mı? Sen daha unutmadın mı ayol battalı? Unutmam. Zehir zehir bu kafa, zehir zehir. Tamam canım, işimizi halledelim, ben sana bulacağım battalı. Hadi anam yürü. Boşa mı sıkıyor? Böyle talim mi olur ya? Ayol ne yapıyorsun baba? Ne yapıyorsun, bırak boş ver şimdi milleti. İşimize bakalım biz, yürü canım. Vatan meselesi bu, boş verilmez. Asker! Ayol nereye gidiyor? Baba! Ay gitti ayol adam. Dur sen de dur. Kardeş dur. Asker! Ay, koşamıyorum. Baba! Allah'ım ya. Dur! Asker! Dur! Böyle mi sıkılır bu? Ver bakayım sen şu duvarı. Ver! Ver! Ne oluyor amca? Asker!
Kerem dur. Ne diyor bu ya? Ayol sen de iki dakika dursan ne olur ha? Baban yaşında adam. İki dakika dur, terbiyesizsin. Allah Allah, çattık ya. Aferin. Asker dediğin karavana atmak. Attığını vuracaksın. Bak, bak böyle yapacaksın. Nişan alacaksın buradan böyle. Ne oldu komutan? Vuramadın. Devşetlik yap asker. Yakarım tezkereni. Ben sen nasıl aklını göstermek için yaptım bunu. Doldur şunu bakayım. Doldur. Allah'ım canım, yarabbim tamam, ya. Bak hadi oynadın tamam. Hadi gidelim artık işimiz doldur. Var yeter. Doldur asker. Önce parayı alayım amca. Aa ne parası ayol? Önceki müşterinin bize ikramıydı bir kere. Hayda versenize ya paramı. Allah Allah. Ya o adam hasta hasta. Görmüyor musun? Sen utanmıyor musun hasta adamdan faydalanmaya? Biz de burada hayır kurumu işletmiyoruz yani. Ekmeğimizin derdindeyiz abla. Abla mı? Abla mı? Sensin abla. Terbiyesiz. Elinde İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma tüfekle oyun oynatan adam bana abla diyor öyle mi? Ha, meymenesin suratsız seni. Al. Al sana para. Al. Al. Bu ne ya? At bir yüzlük. Yüzlük mü? Oldu canım. Kendimi denize atarım daha iyi. Sen bilirsin abla. Ben de polisi ararım. Aman tamam. Tamam bırak. Bırak meymenesin suratsız. Bırak. Bırak. Dua et ki benim işim var. Yoksa seninle ben uğraşırdım da. Al. Al da hayrını görme inşallah. Hadi babacığım gidelim. Baba. Tüfeğim. Bana bak gördün mü burada adam var. Aa tüfek de gitti. Ne? Baba. Aa. Ay babam yok. Baba. Nereye gitti bu adam ya? Baba. Kızlar bunu görünce bayılacak. Keşke benim olsun. Şimdi... Hanımefendi, hoş geldiniz. İyi seçim. İçeride bakalım mı? Yok, ben almayacağım. Teşekkür ederim. Buyurun, buyurun. Belki fikriniz değişebilir. Pardon. Hesabınıza Nurettin Soner tarafından 50.000 lira gönderilmiştir. Babam ya. Buyurmaz mısınız? Ya galiba... Kendi yağımızda kavrulduğumuz, yalansız, plansız, oyunsuz bir hayatımız olsun istiyoruz. Yok, size kolay gelsin. Teşekkür ederim. Peki, siz bilirsiniz. İyi günler. Ah! Sırası mı şimdi? Hayda, bu ne be? Beddua gibi para döndü dolaştı sahibine geri geldi. Bu ne şimdi ya? Babacığım. Güzel kızım, o sana yolladığım parayı sen... Yanlışlıkla bana geri mi yolladın? Elim mi çarptı heyecandan? Bak 3 lirada EFT kesmişler, yapma böyle. Yok babacığım ya, yanlışlıkla değil, bilerek yolladım. Ha, hayırdır, neden? Ne oldu, hasta falan mısın sen kızım? Ya iyiyim babacığım, bir şey yok. Dedik ya Serkan'la sana, biz kendi yağımızda kavrulacağız diye. Serkan mı söyletiyor sana bunları? Serkan mı yanında? Ver bakayım onu telefona. Evelallah, babam burada dimdik ayakta. Ayakta! Ya baba saçmalama ya, ben böyle istiyorum. Babacığım. Sen bu para diyetine pazartesiden itibaren mi başlasın acaba, ne dersin? Babacığım akşama görüşürüz. Alize! Sus, sus, yoksa ikna olacağım. Dün bir bugün iki kızımla arama girmeye başladı bile Serkan. Bana da gösterelim. Ay dur göstereceğiz sen de. 222 numaralı oda avlu istiyor. Götürseydin Deniz. Ay hiç uğraşamam valla. Aa. Dur bakayım sen. Gel bakayım şöyle. Gel. Otur. Neyin var senin ya? Hiçbir şeyim yok. Sorun da o zaten. Eskiden bir Alp vardı. İhtimali bile mutlu ediyordu. Şimdi o da yok.
Kızım sen bu çocuğa deli divane aşık değil miydin ya? Seviyorsan gideceksin, dümdüz konuşacaksın. Yok artık ya. İşte bu yüzden sana değil Tuğçe'yi anlatıyorum. Ha. Seviyorsa gitsin konuşsun da prenses olacakken köle olsun, öyle mi Buket'ciğim? Ya bak, bak. Ay karışma, karışma. Ay tamam, ne yapıyorsanız yapın. Ama siz böyle zor kavuşursunuz benden söylemesi. Vallahi ben artık kavuşmak istediğimden bile emin değilim. Düğünde neydi o hareketleri, nezarette o tavırları falan? Ay söylemeyeyim dedim ama yani gerçekten çok iticiydi kızlar. O ne öyle saçma sapan tesbih mesbih? Değil mi? Haydi 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 haydi. Sollu, sol, diğer sol, öbür sol. Merhaba kızlar, Tuğçe'ciğim. Sol kankam, sol, 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 sol. Evet, saçma sapan. Ay Allah'ım yarabbim ya. Ya bu çocuk böyle biri değildi. Her şeyden önce kibardı, inceydi. Ya biz bu kadar kız onu aramıza aldık, niye? Çünkü diğerleri gibi değildi. Ama o ne yaptı? Azıcık bende bir şey olduğunu anladı ha? Öküzleşti. Ne yapacak başka? Öküzleşti yani. Heh, evet. İyi de bize karşı hala kibar. Canım o dışarıya öyle oynuyor işte. İçinde meğersem böyle kaba saba bir moça varmış. Ondan bahsediyorum. Yani ben de alttan beklemezdim ama canım bunlar erkek yani. Hepsi böyle seri üretim gibi aynı biliyorsun Deniz. Yok yok yok. Bundan sonra benim Alp'le hiç işim olmaz. Benim için tam bir hayal kırıklığı artık. Güzel bir hayaldi. Kabusla bitti, yapacak bir şey yok. Canım benim ya. Ya ben onun haberi yokken bile yanında olduğumda mutlu oluyordum. Şimdi artık her yan yana gelişimizde kalbimi nasıl kıracak diye bekliyorum. Biliyorum. Yok. Kardeş, bana bak. Buralarda böyle uzun boylu, yaşlı, hain main falan diyen bir adam gördün mü? Görmedim abla. Sessin abla, ne? Abla, abla. Hadi biraz gel. Sağ ol. Sağ ol. Baba! Babacığım, neredesin? Baba! Delikanlı, bak bakayım. Gel buraya. Buralarda böyle uzun boylu, kelimsiz, yaşlı bir adam gördün mü? Elinde tüfek var. Tüfek mi? Ayol, öyle tüfek değil. Ne korkaksınız be? Baba! Baba! Of, nerede bu adam ya? Eğer ben babamı kaybedersem var ya yanarım, yanarım. Ah, hiç sırası değil şimdi Halis. Ne yapacağım ben? Ne yapacağım? Nerede bu adam? Baba! Yok ya, cidden benden olmayacak. Ne salak adamım ben ya. Gittim, her işi ters giden adamdan tavsiye aldım. Bir de üstüne yetmiyormuş gibi lafını dinledim. Salağım ben, salak. Saadet düşmanı bu adam ya, saadet düşmanı. Nurettin amcanın da bir dünya işini bozdu zaten. Toksik aşk doktoru, ne olacak? Ama yok. Hata bende, hata bende. Hmm, hatanın hem de en büyüğü sende, al. Şimdi yedim seni. Ne yapıyorsun oğlum, kendine gel lan. Oğlum kız zaten bana aşıkmış lan. Sen girdin aramıza ama ben çıkaracağım şimdi seni aramızdan. Oğlum al bir kendine gel, ne yapıyorsun? Maço yaptın lan beni, maço. Sen zaten maçoymuşsun be, şu haline bak. Ben sadece içindeki maçoyu bir tık dışarı ittim, o kadar. Ama bu iş burada bitmedi. Ben yine eskisi gibi efendi, düzgün, Deniz'imin sevdiği gibi bir Alp olacağım. Onu geri kazanacağım. Ne yapıyorsan yap be, üf bana ne. Ben isterim ki bir cephede daha aşk kazansın. Ama yok kardeşim, içinizde yok demek ki. İçinizde yeteneksizsiniz, yeteneksiz. Oğlum ne bak. Bana bak Alp, sen iyi alıştın ha sürekli yakama yapışmaya. Tek bakayım elini kolunu. Bu nedir ya? Bana bak. Bir daha kimseye aşk tavsiyesi falan vermeyeceksin, anlaşıldı mı? Aman yok, ne işim olur. Üf, hiç sevmem zaten nankör insan. Tip. İlk iş Deniz'e değiştiğimi göstermeliyim. İlk iş. Ayna ayna. Söyle bana, var mı benden daha güzeli bu dünyada? Ayna var. Pamuk Esma. Pastacılar kraliçesi. Ay Ayna, hiç kusura bakma ama burada bir tek kraliçe var, o da benim. Esma çok güzel oldu ya. Çok güzel oldu gerçekten. Ve bunu biz yaptık, biz başardık Serap. O zaman hatırlat da bundan sonra şurada pasta servis ederken aynada kendimize bir bakalım. Kendimizle gurur duyalım. Tamam, benim de sana bir sürprizim var. Burada bekle, hiçbir yere ayrılma, hemen geliyorum, tamam mı? Allah Allah.
Hayırlı olsun. Teşekkür. Kapalıyız beyefendi, açmadık. Size iyi günler. Ben zaten alışveriş yapmaya gelmedim. Niye geldin o zaman sen? Pasta yapmaya geldim. Aa Bilge, hoş geldin hayatım. Sen? Dur, geliyorum. Ay, bir dakika. Nasılsın? Canım benim, hoş geldin. Sen gelene kadar hoş bulmamıştım. Esma, izninle ben bu kuzenini parçalıyorum. İzin vermiyorum hayatım. Çünkü sen onu parçalarsan bizim pastanemizin pasta şefi kim olacak? Bizim pastanemizin zaten bir pasta şefi var ya Esma'cığım. Aa. Nerede? Ben göremiyorum. Ben oluyorum ya o. Serapcığım, bak sen konuyu tamamen yanlış anlamışsın bir tanem. Şimdi bizim tek bir pasta için bir şefe ihtiyacımız yok. Bizim bir sürü pasta için tek bir şefe ihtiyacımız var. Çünkü pastanenin açılışına kadar çok sayıda pasta yapmamız lazım. Bu pastaları taze tutmamız lazım. Yoksa yetiştiremeyiz. Yetiştiririz canım. Niye yetiştiremeyelim? Nasıl yetiştirmeyi düşünüyorsun peki? Planın nedir? Yanlış anlama. Sadece merak ettiğim için soruyorum. Bana baksana sen ukala. Sen bugüne kadar hiçbir altın gününde 12 çeşit pastayla 20 kişi ağırladın mı? Ağırlamadın. Yani yok ama... O zaman hiç boşuna bekleme yapma. Hadi sana eyvallah. Serapçı. Ya Esma, istemiyorum. Ben başımda şefmet istemiyorum. Bugüne kadar her şeyimi tek başıma hallettim. Bunun da üstesinden gelirim evelallah. Ya nereye gidiyorsun? Daha kutlama yapacaktık. Kutladık. Ya Allah'ım, ya Rabbim. Ne yapacaksın da böyle işte? İyi. Var mı bir şeyler? Baba, sen erken mi geldin? Ha, biraz işim erken bitti. Ben de oyalanmayayım dedim. Hüseyin! Geldim abi. Ha, bize iki tane okkalı kahve yap. Böyle oğlumla karşılıklı içelim. Hadi. Tamam abi. Çayın vardı baba. Bırak oğlum çayı şimdi ya. Allah Allah. Kahveyi de mi ısmarlayamayacağım yoksa oğluma? Yok baba, estağfurullah. Öyle bir şey demek istemedim. Oğlum, bak ben lafı dolandırmayacağım. Nurettin bana her şeyi anlattı. E siz işi bırakmışsınız. Hiç kimseden de ne destek ne yardım istiyormuşsunuz. Ya baba, bunu bana sen öğretmedin mi ya? Azsa az, çoksa çok. Kimseden bir şey istemek yok. Bunu bana sen öğrettin. Bu senin lafın değil miydi? E tamam, benim lafım. Ben öğrettim ama yanlış öğretmişim oğlum. Bak artık senin bir evin var. Ve o evin rızkını da her Allah'ın günü götürmek zorundasın öyle. Ya bir gün bile böyle boş kalma lüksün yok ki senin. İşte sen, ya durumlar belli. Hadi ince bir iş bulabiliyor musun? Öyle de. Ya Alize ile aynı eve çıktık ya. Bir çatı altına girdik ya, gerisi gelir. Ben umutluyum, inanıyorum. Bak oğlum, ben seninle hep gurur duydum. Şimdi daha çok gurur duyuyorum. Ama bak oğlum, gururla inadı birbirine karıştırmamak lazım. Bak ben inadı gurur sandım, yardım istemedim. Yıllarımıza mal oldu işte. Oğlum, biz sizin düşmanınız değiliz ki. Aile demek böyle durumlarda birbirine destek olmak demek. Yanında olmak demek, yardımcı olmak demek. Tamam. Hüseyin! Geldim abi. Ya nerede kaldı kahveler ya? Getirdim abi. Heh, ver paşama önce. Yok baba, buyur. Buyur abi, bu da senin kahve. Eyvallah, sağ olasın. Buyurun efendim, önden hanımlar. Sağ ol, sağ ol. Ama istersen önden sen geç de maçoluğuna taş değmesin, ne dersin? Yok. Ne oluyor ya? Deniz! Ya sen nasıl bir manyak çıktın ya? Rahat bıraksana beni artık, yeter. Yok, sen beni yanlış anladın ya. Böyle kibarlık olsun. Aynen, biz çünkü kibarlık olsun diye birbirimizin altından sandalye çekiyoruz değil mi Alp? Yok, dur ben yardım edeyim. Aa! Ya sen bir de bana kafamı atıyorsun.
Yok, hayır tabii ki de ya. Sen beni çok yanlış anladın şu an. Dur, yardım edeyim ben. Ya tamam, yardım etmek istiyor musun bana? Ha, evet. O zaman rahat bırak beni artık, yeter. Deniz, dur bak, ben cidden öyle biri değilim. Ben arkadaş kurbanı oldum, yemin ederim yanlış arkadaşlıklara uydum. O yüzden öyle oldu ama şimdi bak, özüme döndüm ben. Artık eskisi gibi bir insanım ben, özüme döndüm çünkü. Vallahi özün maço halinden de betermiş Alp. Kafa atmak nedir? Nedir ya, nedir? Ulan Baha, ulan Baha, ulan Baha! Abi! Mucize? Abiciğim canım! Oldu mucize, bir şey mi oldu? Abiciğim, nasılsın? Nasıl mı? Mucize, sen ben ilkokuldayken uğurlu kalemimi kaybettiğinden bu yana benim hiç halimi hatırımı sormadın. Bir şey mi oldu yoksa? Abiciğim, bir şey söyleyeceğim ama bak kızmak yok. Mucize. Gel içeride konuşalım, gel. Gel rahat rahat konuşalım. Gel bir tanelik gel. Bak bir şey söyleyeceğim, bir beni dinler misin? Benim hiçbir suçum yok. Bak abi, Allah aşkına. Aa, yeter ona, yeter. Ne söyleyeceksen bir an önce söyle. Baba. İşte bu, işte bu. Hain düşman, bu beni kaçırıyordu. Kaçırım. Ben kaçırmadım. Ay yazıklar olsun, yazıklar olsun sana. Ne istedin babandan? Ne istemişim? Ben de onu soruyorum. Ne istedin yaşlı başlı adamdan? Ne yapacaktın ha? Ne yapacaktın? Ya sen merak etme. Kezban Sultan, merak etme. Senin kocana kimse bir şey yapamaz. Nasıl kaçtım ama elinden? Ha? Nasıl kaçtım elinden? Ha, çok güzel kaçtın baba, bravo. Tabii kaçarım, yılan gibi kaçarım. Gül yutar mıyım ben? Ha. Ama yine buldu beni bu dış mihrak. Aa, dış mihrak falan değilim baba. Ne biçim konuşuyorsun? Öylesin. Niye götürdün beni o zaman? Ben götürmedim. Yalan, yalan. Çocuklar bakın, bu eve gizli ajan olarak girmiş, biliyor musunuz? Ben anladım bunu. Hemen bunu dışarı çıkardım, beni götürdü iş bilgisilerine. Oradan da efendim ana karargaha götürecekmiş. Noter mi dedin, noter mi dedi, bir şey dedi. Yedin mi ben, yedin mi? Yedin mi dedi? Yer mi? Sen gözüm işine baksana belki. Ha? Ben kaçayım kurnasıyım ya. Hemen tüfeği kaptığım gibi yayılım ateşine başladım. Bunlar şokta. Merak ettiler ne oluyor falan diye birbirlerine girmeye başladılar. Sonra ne oldu? Sonra baktım bir kaos ortamı yaratıldı. Hemen oradan kıyıverdim. Bunu da orada bıraktım. Aslan deden be, bravo, bravo. Sen de ya. Ya baba, ha? Ya noter öyle bir yer değil. Sen gene karıştırdın ama her şeyi. Evet, ne işi var canım onun noterde? Aa, gene kafası gidip geliyor. İtiraf et. Hain, hain ajan. Beni karargâha götürmüyor muydu? Tamam babacığım, tamam. Hadi biz seni hazırlayalım, hadi. Ya siz bana inanmıyor musunuz ya? Ben inanıyorum. Mucize almış babanı, deniz kenarında bir yere götürmüş. İyi götürsün, gayet güzel. Ama bu ana karargah denilen neyin nesidir anlamadım ben. Nereye götürecektin babanı? Mucize, babam noter diyor. Senin ne işin vardı noterde? Ay ben sana söylemeyi unuttum abi. İkinci el araba alacaktım. Ayol ne noteri, delirdiniz mi? Ben baharda tırnaklarımı boyatıyordum. Acaba ne duydun da notere benzettin babacığım? İşte ben de sana onu diyorum abi. Aa, her şeyi unutuyorlar. İkisinin de kafası gitti. Bununki de gitti. Unutmam efendim. Ben unutmam. Nasıl bıraktım seni orada tek başına? Ha, nasıl bıraktım? Çok güzel bırakmışsın babacığım benim. Çok güzel bırakmışsın. Hadi, hadi biz seni hazırlayalım. Hadi. Tüfeğini de al. Unutma tüfeğini. Hah. Hadi gel babacığım. Gel. Bam! Ay! Bismillah! Mucize kızım, babanı bir yere götürdüğünde sakın onu orada tek başına bırakma emmi. Ay ben götürmedim diyorum ha! Tüh, yemedi, yemedi. Aa, şişti bayol. Hadi herkes hazırlansın, çıkacağız birazdan, giyinin, hadi üstünüzü değiştirin. Yürü, yürü. Ciğerlerim söndü. Buldum. Pompa getirdim. Böylece kalan balonların hepsini rahat rahat şişirebiliriz. Esma, bu şimdi mi söylenir? Allah aşkına saatlerdir balon şişirmekten. Yanaklarım çöktü, dudaklarım şişti.
E tamam, ne güzel işte. Bence bundan mutlu olmalısın. Bak, millet yanakları böyle böyle olsun, doktor da şişsin diye doktorlara dünya para ödüyor. Bence mutlu olmalısın. Pardon. İstanbul'un en lezzetli pastanesi burası mı acaba? Bana öyle dendi de. Evet efendim, buyurun. Burası ne arzu etmiştiniz? Duydum ki dünyanın en güzel tatlısı buradaymış. Onu yemeye geldim. Ya anne! Hmm, o kadar tatlı ki şeker komasına gireceğiz neredeyse. Bak bak bak, kıskanıyorum demiyor da. Hadi hadi, atışmanıza yemekte devam edersiniz. Alize ile Serkan bizi bekliyor. Ben gelmiyorum. Ailesine sırt çevirenlerle benim işim olmaz. Yapma Serap. Kardeşin çalıştı didindi, güzel bir yuva kurdu. Ona destek olmak bizim görevimiz. Anne zaten benim burada bir sürü işim var şu anda. Balonları şişireceğim. Hepsi şişmiş zaten bunların. Bak hepsi şişmedi. Gelemem diyorum. Hiç bana bakmayın Türkan Hanım. Yani haklı, gelemeyiz. Çünkü şu anda inanın balondan daha önemli sorunlarımız var. Pasta gibi. Yoksa insanlara pastane açılışında pide dağıtmak zorunda kalacağız. İlk müşteriniz benim, ona göre. Manikür karşılığında tek kişilik pasta veririm. Anlaştık. Yaşasın. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ay ne güzel bir aile işletmesi olmuş. Serkan da artık burada çalışır. Serkan mı? Ne alaka Serkan? İş arıyor ya, ondan dedim. İnşallah tez vakitte başlardan kurtulur. Aa, ne anlatıyorsun sen kızım? Şey, gizli bir bilgi miydi? Benden sır çıkmaz biliyorsunuz. Gün mahalle kahvesinde görünce çok üzüldüm haline. Ondan böyle şey yaptım. Bir dakika, bir dakika, nerede gördün? Kahvede. Yani baba oğlu dertleşiyorlardı. Serkan iş arıyormuş, bulamıyormuş. Allah Allah. Emin misin sen? Ben yine pot kırdım değil mi? Sen Serkan'ı gördün, eminsin. Ay yok canım. Birini benzetmiştir. Ne alakası var? Mahallede benim kardeşimden yakışıklısı yok. Sizin haberiniz yoktu galiba. Oh, Serkan. Hadi ben gidiyorum. Kolay gelsin. Hoş geldin. Hoş buldum. Oo, döktürmüşsün Alize. Demek ki isteyince yapabiliyor musun? E yaptık bir şeyler. Sende durumlar nasıl? Nasıl geçti görüşmelerin? İyi geçti ya, iyi. Her şey yolunda. Bugün yarın bir haber çıkar. Sevindim. Ne yaptın? Böyle güzel kokular geliyor burnuma. Ne var bunda? Burada teriyaki sosla incik sarma var. Yani ben aslında 6 kilo incik istemiştim ama hiçbir yerde kalmamış. 6 kilo incik mi? Evet. Ya anca yeter zaten, akşama çok kalabalık olacağız. Ne bu? Pancar mı? Çok severim ben. Yok. Ejder meyveli kuşkonma salatası. Ejder meyveli? Hı hı. Alize sen 6 kilo inciğin yanına pazardan gidip kuşkonmaz ve ejder meyvesi mi aldın? Ya mango da var. Yani ben aslında mangoyla da çok güzel salatalar yapıyorum ama onun yanına tarhum lazım. Tarhum da haftaya gelecekmiş. Tarhum? Evet, ne oldu? Sen niye her dediğin papağan gibi tekrar ediyorsun? Evet, tarhum. Alize biz o parayla bir ay geçinecektik, biliyorsun değil mi? Ne? O para bizim bir aylık giderimizdi. O parayla bir ay geçinecektik, biliyorsun. O para bizim bir aylık giderimizdi. Bir ay geçinecektik. Evet. Şimdi şöyle. Ay. Dikkat et, bir yerini yakmadın değil mi? İyi misin? İyiyim, iyiyim. Şöyle alayım. Yavaş. Biliyor musun? Ben aslında sana şaka yaptım. Tüm bunlar şakaydı yani. Bu da zaten ejder meyvesi değil. O gıda boyalı ayva. Ya bir an çok korktum tüm parayı bir günde harcadın diye. Yok artık. İnandın Alize. Yandın kızım, ne yapacaksın şimdi?
Aferin benim tutumlu karıma ya. Vallahi biz bu gidişle faturaları bile çok rahat bir şekilde öderiz ya. Biz ne yapalım biliyor musun tamirci? Ne? Kombiyi bir daha asla yakmayalım. Nasıl fikir? Hatta şöyle yapalım, alalım böyle kombiyi söküp atalım ki fatura derdinden kurtulmuş oluruz. Olur, bana uyar, söküp atalım ama nasıl ısınacağız? Salonun ortasına eski mama evlerinden kurup öyle mi ısınacağız, ne yapacağız? Yok, ona gerek yok. Böyle bir soba yakarız. Soba? Evet, böyle odun ateşinde romantik romantik otururuz, ne dersin? Ha? Karıma bak ya. Meğer karımın içinde var yemez bir amca varmış da benim haberim yokmuş. Benim içimde neler oluyor şu an bir bilsen. Ya bunları da ne kadar gerçekçi yapmışlar değil mi? Baksana çekirdekleri bile boyamışlar. Ay vay. Yediler. Ay. Karıcığım. Karıcığım çok heyecanlıyım. Odayı kim bilir ne hale getirdin çok merak ediyorum. Geleyim mi? Gel. Nasıl buldun? Neyi nasıl buldum? Odamızı işte nasıl buldun? Ben çok beğendim. Sen? Sinan sen tam olarak neyi beğendin? Eşyalar nerede? Eşyalarımız burada ya canım. Bak işte. Çok minimal çizgilerle döşedim bu odayı. Görmüyor musun Allah aşkına? Bir daha bakayım. Yo görmüyorum. Hayır benim görmemem normal de eğer sen gayipten bir oda görüyorsan bu sıkıntı hayatım. Açıkça beğenmedin desene Nurettin. Niye lafı dolandırıp duruyorsun? Yani bir de o kadar katalog falan baktım ben uğraştım yani. Bir tanem sen yanlış anladın. Şimdi bu böyle bir minimal çizgileri beğenmemek yani mümkün mü? Herhalde bu minimal çizgiler benim biraz gözümü kamaştırdı. Ondan şey edemedim. Ama dur. Şöyle minimal minimal uzanırsam belki yardımcı olur bana. Bir de şöyle minimal minimal uyursam belki daha iyi görebilirim. Aşk olsun sana gerçekten. Ya gel be deli. Sinem. Ah! Sinem belim yine kıtladı. Bir yardım eder misin? Sinem. Yakmışsın da her yeri boğulacağım burada. Sinem. Kızım Allah ellerine sağlık. Ne güzel şeyler yapmışsın. Vallahi döktürmüşsün Arize. Yaptım bir şeyler. Halamla bölüncem yok. Zaten dedemleri de getirmemişsiniz. Deden son anda vazgeçti. Ben kızıma babaannesiyle özel olarak gideceğim dedi. Çok selam söyledi, öpücüklerini yolladı. Ya. Yarın açılış var ya. Serap Esma Hanım'la beraber pasta yapıyor. Ondan gelemediler. Çok selam söylediler. Aa ben onu unuttum ya kendi selamışımla. Bilgi abim ne yapıyor baba nerede? İtalya'ya dönecekti bugün. Oh. Gitmiştir herhalde. Nurettin amca sen iyi misin? Ne oldu beline bir şey mi oldu? Belimi incittim ya. Nasıl oldu? Ya Sinem'i kucaklarken. Ah. Sakın. Öyle seviyorum ki. Her an, her dakika böyle kucaklayıp sarıp sarmalamak istiyor insan. İnsan işi gibisi yok tabii. Ya neyse. Babacığım sen. Ben zayıfladım biraz. Yo. Yo bana öyle geldi. Ben hissederim. Benim gözlerim hassas terazi gibidir. Sen de bir kilo kaybı tespit ettim ona göre. Taktın yani sen de bizim kilomuza. Damat hayırdır sen iyi bakmıyor musun ya kızımıza? Yok Nurettin amca öyle şey olur mu? Gözüm gibi bakıyorum ben ona. Yok yok. Bence oğlumuz kızınıza çok iyi bakıyor Nurettin'cim. Bak bu sofrada en az 50 euroluk malzeme var. O zaman tekrar hepinize afiyet olsun. Maşallah kızım sende ne cevherler varmış maşallah. Kesinlikle. Her şey çok lezzetli. Çok güzel olmuş ellerine sağlık Hacı abla. Vallahi kızım diye söylemiyorum gerçekten süper bahçeymiş.
Ay yalnız ben bir üşüdüm biliyor musunuz? Siz yakmıyor musunuz kombiyi? Yok. Aa niye? Ayol Kasım'a geldik, havalar buz. Yaksa bize. Hadi kalk oğlum, yak. Yakmayalım. Ayol bir tek ben mi üşüyorum Nurettin? Üşümüyor musun? Sinem, bana bak ters, üşümüyor musun? Giymişsin kalın kalın. Yok, ben üşümedim. Yani serin tabii biraz ama üşütecek kadar değil. Ha, üşütecek kadar değil. Baba sana sordum sanki, diyemeyiz. Ben kayınvalideme katılıyorum. Değil mi Serkan? Evet, evet. Öyle. Evet, evet. Öyle kombi yakacak kadar soğuk bir hava yok. Hadi devam. Afiyet olsun. Hmm. Yalnız çocuklar size bir şey diyeyim mi? Eve bayıldım. Yani bu efem koltuklarla perdelerin uyumu olsun. Halının seçimi, duvar rengi, o ortadaki sehpa. Varsıl bir evde yetişmiş, zevkli bir genç kızın elinden çıktığı çok belli. Bana bak, bu sandalyeler de çok rahat ha. Nereden aldın kız bunları? İtalyan mı bu? Ha? Vallahi çok rahat. İyi misiniz? Kızım! Ay! 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 Allah. Ay! Gel ya Allah'cığım. İsmini yıkarım. Ay kızım! Gel yavaş yavaş. Anam, anam. İyi misin? Ah, ha? Kırdım abi, kırdım. Üzüldüm. Serap, gelecekteki ticari başarımız senin şu anda yapacağın pastanın harika olmasıyla doğru orantılı, biliyorsun değil mi? Doğrudur. O yumurta az olmadı mı ya? 5-10 tane daha kırsana böyle tadı gelsin. Unu ölçmedin. Aldığı kadar koyacağım Esma'cığa. Bak şu ölçü birimini hiç anlamıyorum. Ya aldığı kadar ne ya? Ay adam gibi söylesene ne kadar alıyor, ona göre bilelim de koyalım değil mi ama? Haklısın Esma'cığım, düşünememişler işte. Onu acaba mikserle mi çırpsan? Hani pasta kekinin böyle çok kabarık olması gerekiyor ya. Al şunu bağla bakayım. Kalk bana yardım et. O dükkan ikimizin. Senin karşında hizmetçi yok. Şunları da doğra. Ama bak minik minik doğra. Ortada da çer çöp bırakma. Keşke Bilge'yi işe alsaydık. Ay İtalya'da pastacılık okumuş çocuk. Bizim için nokta atışı resmen. Ya şunun adını ağzına almasana. Aa niye? Çünkü görünce bile zaten sinirlerim zıpladı. Ayrıca kuzenim falan olabilir ama Esma hiç kusura bakma, o çocuğu böyle bana hiç iyi şeyler hissettirmiyor. Ha Serkan. Oğlum 2 dakika dur da bir konuşalım ya. Ha? Olur, konuşalım. Serkancığım, ya o sandalyede oturan kızım olsaydı? Ha? Ya ondan düşen Alize olsaydı, ya başına bir şey gelseydi? E ne yapardık oğlum o zaman? Yani başına bir şey gelmesin tabii ki. Ama sence de biraz abartmıyor musun Nurettin amca? Oğlum bugün sandalye kırılır, yarın bir gün daha önemli bir şey olur. Yapma. Bak bu evdeki her şey eski. Sen şimdi Alize'nin başına bir şey gelmeyeceğini garanti edebilir misin? Ha? Hayır. Edemezsin. Ya yarın öbür gün çok daha önemli bir şey olursa? Oğlum bak ben kızımı prensesler gibi yetiştirdim biliyorsun. Ama şimdiki halini görünce... Ne varmış halinde? Şimdi Nurettin amca, aylar önce sen kızına ön ayak olmadın mı mütevazi bir hayat sürmesi için? Hı? Şimdi ne değişti? Şartlar değişti Serkan. Şartlar. Artık gerçekten evlisiniz. Ve bu evde gerçek ve uzun bir hayat süreceksiniz. Takdir edersin ki ben ilk önce kızımın iyiliğini düşünüyorum. Senin kadar ben de düşünüyorum Nurettin amca. Sen merak etme, gözün arkada kalmaz. Onu zamanla göreceğiz Serkan. Zamanla. Umarım haklı çıkarsın.
Esma. Harika olmadı mı? Oldu. Oldu gerçekten. Yani inan bu kadarını ben bile beklemiyordum. Demek ki o Bilge Bey olmadan da pasta yapılabiliyormuş. Yarın çok güzel geçecek. Herkes pastamıza bayılacak. Bana güven. Tamam mı? İyi yaşa. Hep beraber. Bak akşamdan beri hapşırıyorsun, saçlarını iyi kurut. Hasta olma. Bir saniye. Hı-hı. Bak uçları çok ıslak. Güzelmiş, teşekkür ederim. Taksana hadi. Ya sen tak. Karşı boş değilim tamirci. Bunu söylemene bile gerek yok. İkimizin de iyi bildiği bir gerçek bu. Ya hadi oradan ya. Bundan bahsediyorum. Yazın. Aç bak. Ya umarım hatamı telafi edebilirim. Bize ne gerek vardı? Ya ne gerek vardısı mı var? Kışın böyle giyersin sıcak sıcak. Çok güzel. Çok teşekkür ederim. Denesene. Şimdi mi? Evet. İyi tut. Nasıl? Yok. Çok yakıştı. Teşekkür ederim. Banyodan bir ses geliyor, duyuyor musun pıt pıt diye böyle? Yok, ben duymadım. Ya nasıl duymadın ya? İyi dinle. Gerçekten geliyor. Evet. Ah işte. Sen bu sesi nasıl duyuyorsun ya? Ya ben de bu kulakları süs olsun diye taşımıyorum canım. Bak musluğa bir şeyler olmuş işte. Yarın gider yenisini alırız. Alamayız canım yenisini. Var olanı tamir edeceğiz. Olmazsa alırız, o ayrı. Ya niye uğraşıyorsun ki? Alalım yenisini, bitsin işte. Ev ekonomisi canım. Öğren artık bunları. Gerçek hayata hoş geldin. Nerede benim takımlarım?
Eskisinden daha sağlam oldu artık. Elime koluma sağlık. Ya emin misin? Bana pek güven vermedi açıkçası. Tesisat dünyasına bu kadar hassas yaklaşman beni derinden etkiledi Arize. Musluğa bu kadar duygusal yaklaşma. Ha. Bu kadar mı yani? Bu kadar kolay mı bu işler? Evet, bu kadar kolay. Unuttum galiba. Ben tamirciyim. Yok Hayri, dişime bir şey kaçtı, keyfim de yok senden Ahmet. Her seferinde kırıyorsun beni. Hiç bir şey söylesin. Ey ahali, birazdan sevgili torunum Serap'la, sonradan olma torunum Esma'nın birlikte yaptıkları o leziz pastadan tadacağız. Hepiniz tadacaksınız. Hadi bakalım, afiyet olsun. Dur iyi, iyi. Aa. Dedem yine formunda. Baksana çekmiş ceketi. Esma, bütün mahalle burada. Aba halam hariç. Dün Serkanlar'da düşmüş, morali çok bozukmuş. Gelemeyecekmiş. Aa, hay Allah, neyse. Bir ara geçmiş olsuna giderim. Serap, biz bu işi kıvıracağız galiba. Kıvıracağız değil mi? Kıvıracağız tabii. Başka ihtimal mi var? Hele şu mahalleli bizim yaptığımız pastadan bir yesin. Bak nasıl müdavimimiz olacaklar. İki pasta kraliçesi yaptı sonuçta. Hadi şunu çıkaralım da servise başlayalım. Tamam. Sen de görüyor musun? Buna ne olmuş? Nasıl olabilir? Gerçekten nasıl olabilir bu resme bak. Abi resmen biri çarpıp kaçmış gibi görünüyor. Esma kim bizim pastamızı durup dururken dövecek Allah aşkına? Çökmüş işte ya, çökmüş. Evet. Evet işte, tıpkı şu anda bizim çöktüğümüz gibi. Ben gerçekten bu kadar hızlı patlayacağımızı tahmin etmemiştim. Ne yapacağız biz şimdi ya? Dedem dışarıda mahalleliği topluyor megafonla. İnsanlara kuru kuru, kuru pasta mı ikram edeceğiz? Allah'ım yarabbim. Hayır ya. Dedem gerçekten şu anda hiç sırası değil bunun ya. Bir şey yapmamız lazım. Düzeltemez miyiz acaba ya? Ver bakayım. Dur ben... Nereden iteyim ki ben bu şimdi? Bu da mı sendeydin? Ay, dur. Dur, dur onu. İlk önce bir şey yapalım. Onu üstüne koyarız. Bir... Ne yapalım? İtelim mi? Evet, evet. Bir, iki, üç. Ay, ay, ay. Ha, bitir, bitir. Şahtı, şahbaz oldu. Çok güzel, çok güzel. Ben delireceğim. Ay, ben bakamayacağım. Vallahi billahi bakamayacağım. Gelme kardeşim, gelme ya. Şu anda hiç sırası değil. Gelmeyin ya. Aa. Bilge?
yardıma ihtiyacınız varmış gibi geldi. Açılın. Ben pastacıyım. Nereden çıktın? Sen gitmedin mi? Ne yapıyorsun? Dokunmasana, bırak! Etme, bir şey söyle şuna ya. Ver, ver, ver. Veremem. Versene. Veremem. Niye? Çünkü tam şu anda kurtarmam gereken bir itibarınız var Serap Hanım. Lütfen beni rahat bırakın. Bekledim. Oo, pasta yok galiba. Aa. Ben bir gidip şunlara bakayım. Ben de seninle geleyim. Bir sorun var galiba. Hayatım bak bak ama pastadan fazla yeme tamam mı? Tatam! Meşhur pastamızdan denemeden kimseleri bırakmayız. Bırakmayız. Kızın öbür pastaya ne oldu? Neler olmadı ki? Eski pasta öldü. Yaşasın yeni pasta. Ah. Sar, hadi biz dağıtalım. Hadi kuzum, siz alacak yorgunsunuzdur. Ah. Hadi. Sağ ol karıcığım. Çok naziksin. Buyurun, bakalım beğenecek misiniz? Buyurun. O pastadan böyle parçalar nasıl çıktı bilmiyorum. Tebrik ederim. Ellerine sağlık. Peki bu sözlerinden hakkımı teslim ettiğin sonucunu çıkartabilir mi? Yani çıkartabilirsin. Biz de Sezar'ın hakkı Sezar'a. O zaman şunu söyleyebilir miyiz? Bugünden sonra dükkanımızın kapıları Bilge'ye ardına kadar açık. Tamam canım onu... diyebiliriz. Güzel. Peki ben bu bana sonuna kadar açılmış kapılardan içeri şef olarak gireceğim değil mi? Asla. Buranın bir tek şefi var o da benim. Ya oo, bak yine en başa döndüm. İsma. Serapcığım. Bilge şu anda İtalya'ya gitse onu havada kaparlar. Yapma. Tamam, kabul. Sen şefsin ama patron benim. Yine de aynı zamanda senin yardımcın olacağım. Kabul mü? Kabul. Hayırlı olsun. Onu zaman gösterecek. Yani Bilge abim olmasaydı bugün skandal olarak tarihe geçecekti. Evet evet. İyi ki pasta çökmüş. Yoksa bu kadar lezzetli bir pasta yiyemezdik. Demek ki bazen daha güzelini bulmak için biraz yıkılmak, biraz bozulmak gerekiyormuş. Bozulmaktan korksaydık tamirci aşk. Evet. Devamını getir. Ne diyecektin? Hiç. Söyle söyle çekinme. Rize tamirciye... Ya beni rahat bırakır mısın tamirci? Ha?
Tamam ya. Benim için bu kadar kendini yerlere atmana gerek yok. Senin de benim için litrelerce gözyaşı dökmene gerek yoktu canım. Ne? Ne? İşte ben de onu diyorum. Yerler sıra sıklan. Baksana, görmüyor musun yani? Ben ayağım kaydığı için düştüm canım. Seninle bir ilgisi yok. Banyodan mı? Çıkacağız. Ay, ne oluyor burada ya? Musluk patlamış. Yok canım, musluk patlamamıştır. Benim çok iyi bildiğim, çok iddialı bir tamirci tamir etti onu. Ne bakıyorsun öyle ya? Bir şey yapsana. Kendi evimize boğulacak şimdi. Tamam, tamam, dur. Ya. Ya. Serkan. Ne söylüyorsun? Of tamirci, of ya. Ha? Oldu mu? Oldu mu? Oldu, oldu. Karıcığım. Hah, su çok güzel, gelsene. Melize. Sen bize uyuyor musun sen? Hı mı? Oho, vallahi sen yalan konusunda bilimsel makale yazacak seviyeye gelmişsin Melize ya. Melize. Senin ateşin var. Melize bırak şunu, bırakman lazım. Havale geçireceksin. Ya ver şunu ya, bırakamam. İyice böyle örtüneceğim ki kendimi terleteceğim, öyle toksinlerimi atacağım. Hiç bilmiyorsun bu işleri tamirci. Emin misin? Şişt. Bak, film izleyemiyorum senin yüzünden. İyiyim. Birazdan toparlarım, merak etme. Hatta... Toparladım bile bak. Harikayım. İyi, öyle olsun. Alize, dur, dur. Alize, iyi misin sen? Bak, gözlerim özlerimle gidiyor. Hissediyorsun, daha iyi misin? Yani daha iyi günlerim olmuştu tamirci ama o zamanlarda yanımda sen yoktun. Daha önümüzdeki 50 yıl falan yanımda olmamı istiyorsan bu ilacı içmen lazım. Hı? Al bakalım. Hayatta içemem. Alize, yani teknik olarak zaten hayattayken içmen lazım, hadi. Ya içemem diyorum sana. Çünkü bende BHY fobisi var. BHY fobi. O ne? Büyük kap yutma fobisi. Bence sen de SDF var. Ne? Söz dinleme fobisi var. Hadi içer misin? İnat etme hadi. Aç ağzını, aç 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 aç. Çek şunu ağzımdan ya. Bak, bunu yutmaya çalışırken nefessiz kalır da boğulur ölürsem o zaman hiç iyileşemem. Artık gönül rahatlığıyla iyileşebilirsin karıcığım. İlacı suda erittim. Hadi. Hop. Şunu buraya atalım. Gel bakalım. Hop.
dur. Zeycim bak, ağırlık merkezini bulamıyorum. Gel böyle. Şöyle yaslan. Çok kurcaladın, bozdun işte ayarlarımı. Hadi bakalım, şunu içer misin? Hadi. İç. Hadi. Ne bu? Sen bana ilaç diye zehir mi veriyorsun? Çok acı bu, içmem ben bunu. Alize, çocuk musun ya? Özür dilerim senin damak zevkine göre ilaç bulamadığım için. Bu ne? Hayat öpücüğü mü? Manuel ateş ölçer. Annem ben küçükken ateşimi böyle ölçerdi. Serkan. Efendim karıcığım. Uzaklaş. Ne? Uzaklaş. Çok yaşa. Sen de gör. Müsaade edersen göreceğim ama ateşin düşmemiş. Hatta daha çok yanıyorsun. İçer misin şunu hadi? Ya yaktın beni tamirci. Bak olur da şu filmin sonunu göremeden ölürsem... ...seni de yanımda götürürüm, haberin olsun. Seve seve gelirim karıcığım ama o gün bugün değil. Ben seni yaşatma sözü verdim. Hadi içer misin şunu? Hadi. Ya bir yudum al. Alo, babacığım ne haber? İyiyim. Ne oldu? Yo, bir şey olmadı. Öyle merak ettim, iyi misin diye. İyiyim dedim ya bu... Babacığım, hasta mısın sen, öksürüyorsun? Üşüttün mü? O ev gene soğuk değil mi? Yok, çay içiyordum. O boğazıma kaçmış, ondan şey oldu. Emin misin babacığım? Bak aklım sende kaldı benim. Ya iyiyim, mutluyum babacığım. Sen beni merak etme, biz film falan izliyoruz, konuşuruz sonra. Ne oldu canım? Hasta herhalde. Sesi kötü geliyor, öksürüyor. Ama benden saklıyor. Bence o senin kuruntun. Sen de taktın ev soğuk diye. Rahat bırak biraz çocukları. Ben hissederim Sinem. Alize benden kesin bir şey saklıyor. Yani sen de hem hayatı öğrensin diyorsun... ...hem hala şımartıyorsun. Bırak, mutlu onlar. Öyle mi diyorsun? Alize, hastaneye gidelim mi? Ha? Baba, sen mi geldin? Bırakamadın mı beni? Yok, ben Serkan. Serkan sen misin? Evet bir tanem benim. Bak, sana dolma yaptım. Ne ben yaptım. Nasıl tadına baksana. Alizeciğim ne dolması, korkutuyorsun bak beni. Bak gittikçe yanmaya da başladın. Aç üstünü. Üşüyorum. Serkan bırakma beni. Ya asla bırakmam seni. Ölsem bile mi? Ya bugün kimse ölmeyecek. Hepsi benim yüzümden ya. İnat ettim, halledebilirim sandım. Elime yüzüme bulaştırdım ya. Alize çok özür dilerim. Bence sen iyi bir eşsin. Asıl sen iyi bir eşsin bir tanem. Ya bana bu haldeyken bile moral vermeye çalışıyorsun. Neden sözünü dinlemedim ki ben senin, aptal kafam ya? Hayır, söz dinlemeyen benim. Hatırlıyor musun? Sen bana şey demiştin. Senin bu inadın bizim sonumuz olacak demiştin. Sondayız galiba. Rize'cim öyle bir şey yok. Hastaneye gidiyoruz şimdi, tamam mı? Çok tamam mı bir tanem? Bak hastaneye gidiyoruz. Kamyoneti alıp hemen geliyorum. Tamam mı? İyi olacaksın, merak etme. Tamam. Anahtarını unutun elimde.
Babacığım. 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 Ne bu hal? Yürü, hastaneye gidiyoruz. Baba, Serkan gelecek. Yürü. Nerede o? Yazıklar olsun sana Serkan. Sen neredesin ya? Ben kamyonet almaya gittim. Başlatma kamyonetinden. Ben sana kızım böyle mi emanet ettim? Ben hastaneye gidelim. Bak, gidelim. Dua et iyileşsin. Yoksa benden çekeceğim var. Gel babacığım. Hastaneye gideceğim. Sakın. Aklından bile geçirme. Sonra kızımın yüzünü asla görmeyeceksin. Benim etrafımda günler geçiyor, bir orada bir burada. Ele avuca sığmaz halim, zoru sever hırçın kalbim. Ama kendimle bu harbim üstüne alınma. Ben kaçtım sen kovaladın, yetmedi azarladın. Aşk kazası bu, göre göre sana çarpıldım. Bağlasan durmaz, laftan anlamaz. Zoru severmiş o halde, kendi düşen ağlamaz. Beni severmiş o halde, kendi düşen ağlamaz.